geliyor, kurt geliyor. Bitire bak. Baba yayına girdim de daha kimse yok şu an. Ben de şapkamı taktım. Şu an kimse yok da. Şu şarkı arkadan DMC yapıyor mu acaba? Annem bunları buraya koymuştu. Ucuzu diye bunları. Ha Beko'cuk selam, hoş geldin. Tipime sakın aldanmayın. Saatlerdir uyuyorum. Daha yeni uyandım. Çok yaşa baba. Hep beraber. Oh bir saniye ya. Baba şu televizyonu buradan kapatabiliyor muyum? Babam arkadan müzik açmış yemek yapacağım diye. Oh buradan çekiyor kumanda. Bekocuk bir tek sen mi geldin? Baba niye bana öyle bakıyor? Ne oldu? Baba bak bu chatte insanlar yazıyor mesela. Selam hoş buldum. Nesrin ne haber demiş. Kolay gelsin sana Nesrin. Sen yapacaksın ki yemeği Hüso. Olsun. Şimdi arkadaşlar tamam baba sen istersen birazcık git başka bir yerde rahatla ben de sohbet edeyim. Sonra gelirsin yaparız yemeği. Fark etmez ya ben hazırım. Tamam sen annemin yanına git bari. Babam diyor ki ben diyor Suzan olmadan başlamam hiçbir şey diyor. Neyse hoş geldiniz. Bugün başıma neler geldi. Neler yaptım neler. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Tipim kötü mü acaba? Tipim inşallah kötü değildir. Berin şu an yok. Annem telefonla Twitch açsaydık oradan bakardım. Selamlar Hüseyin abi. Sözler tutulmuş. Hatta babamlar benden daha çok sözü tutmak istedi. Ben bugün yayın açasım yoktu. Ben şimdi ne oldu biliyor musun? Dün gece Çağrı'nın yayından çıktıktan sonra Antalya'daki vlog'a editleyeyim dedim. O yüzden hiç uyumadan direkt uçağa bindim. Uçağım sabah 10'daydı. Röter yaptı falan filan. İşte neyse 12 gibi falan evdeydik 12-12.30 gibi. Ben gelir gelmez buraya uyumuşum. Saat 5.30-6'ya kadar herhalde uyumuşum full. Öyle bir uyumuşum ki Allah bir uyandım gözlerimin üstü o kadar şiş ki. Buralarım böyle şiş tamam mı? Gece uyumadığım için gözlerim kan ağlıyordu zaten. Ondan sonra buz falan tuttum işte böyle rol şeyleri var ya. Onlar terasta kaldı şimdi gösteririm. Ya dur Hüseyin demeyin bana seslenin ya. Herkes Hüseyin abi diyor baba. Gelsin. Desin. Daha iyi işte. Tamam. Neyse full uyumuşum. Bir uyandım. Baba dedim. Yayını dedim yarın yapsak olur mu? Ben bugün çok kötüyüm dedim. Diyor ki ben diyor o kadar malzeme hazırladım diyor. Annem diyor ki bugün yapacağız. Ben de dedim tamam ben bir hazırlanayım falan. Tipimi düzelttim. Saçım birazcık kötü. Şapka taktım o yüzden. Biraz böyle şey dağınık duruyor. Neyse nasılsın dünkü? Şuralarım şiş şişti. Belli oluyor mu? Bayağı kozmetik ürünler kullanmam gerekti gözüme. Ses gecikmesi mi var? Bilmiyorum ki. Şu an görüntü kalitesi, yayın kalitesi ve ses güzel mi? Daha yayına başlamadık çünkü babam yemek yapmaya annem gelince başlayacakmış. Annem de duştan çıktı hazırlanıyor. Menüde IRL falan diye dalga geçiyormuşum. Yok yok Hünkar beğendi var. Barıştık sıkıntı yok. Yayın kalitesi çok mu düşük? Şimdi bizim evin interneti Antalya'daki internete bakıyorum bir saniye. Birazcık kötü bir internet. Çok güzel değil. İstanbul'daki gibi değil. O yüzden daha kötü olabilir. Yaren hoş geldin. Evet yeni uyandım. Hiç uyumamıştım. Annem de geliyor. Baba ne yapıyorsun? Kaya tuzu katıyorum. Bir kahve mi yapsak ilk bir? Sonra yemeye başlayalım. Yasin bir yemeği ne zaman yapacağız biz? Tam başlayalım. Babam bana sinir acıktım oldu. Tam ben de açım. Ben açtım yoğurt falan yedim ama. Kendime yoğurtlu granola yaptım. Yok yok babam ne oldu biliyor musun? Babam dün söz verdi ya yayında olacağım diye. Babam onun canlı yayın olduğunu anlamamış. YouTube zannetmiş. Bugün gerçekleri öğrenince biraz üzüldü. Babam kaç yaşında? Babam 1971 doğumlu. 51. 51 yaşında. Tamam Hüsam. 12 gün sonra 52 olacak.
Aa baba, senin doğum gününe çok az kaldı. Doğum gününe ne hediye istersin? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Niye? Gerek yok. Babam hep böyle ki. Gerginlikten de onun böyle olması troll. Aleyküm selam miydi? Arkamdaki şey ne, fırın değil, anlamadım. Ha, o kahve makinesi. Dur birazcık mobilite sağlayalım. Şimdi arkadaşlar, burada babam yazık her şeyi de hazırlamış. İsa sen baba, utandın mı? Yok, niye utanacağım ya? Hadi normal eski haline dön o zaman. Nasıl döneyim eski haline? Ne istiyorsun ya? Yemeğe ne zaman başlayacağız biz? Başlayalım baba. Annen yok. Annem. Annem. Annem kaçtı. Evet, yemeği siz yaparsınız dedi. Firarcı. Baba sen 2 saat bilerek mi oyalanıyorsun şunları yapmakla? Başlayacağız mı yemek yapmaya? Başlayalım, malzemelerimizi say. Ha tamam. 750 gram. Şimdi Hünkar Bey'in de yapacağız. 750 gram kuzu eti. İyi tarafından kasabanıza soracaksınız, iyi tarafından verecek. Gerçi kurban olduğu için biz kendi yerinden ayarlayabildik. Ondan sonra 2 domates, papya biber, kırmızı, normal biber, 2 adet soğan, 2 diş sarımsak. Bunlarla Hünkar Beğendiği yapacağız. Yanında biber salçası, domates salçası da koyacağız. Tuz, karabiber ilave edeceğiz. Hünkar Beğendiği'nin et kısmı hallolmuş olacak. Baba bu neydi? O şey, közlenmiş patlıcan. Ondan sonra şeye geleceğiz. Ne deniyordu ona? Beğendisi. ya Hünkar beğendi derken. Beğendisi. Un ve tereyağıyla kavruklayacağız. Ondan sonra patlıcan közlememizi ilave edeceğiz. İyice şey yaptıktan sonra, kıvırdıktan sonra şeyini kıvamına getirdikten sonra yarım litre kadar süt ilave edeceğiz. Ondan sonra kaşarla sonlandıracağız. Baba Hünkar beğendi derken beğendisini unuttun ya. Neydi o Hünkar beğendiğiniz şeyi diyorsun ya. Sosu işte ya. Neyse bilmiyorum. Çok mu sallıyorum kamerayı? Neyse babam böyle kamerayı görünce şey panik oldu. Böyle kalsın kamera. Bakayım bir kendime de çevireyim. Görüntüde takılma falan yok değil mi? Baba sana YouTube kanalı açsınlar yemek lezzetleri diye demişler. Ya, neyse ben onlarla ulaşamam ya. Şimdi ocağımızı açtık. Tavamızı koyduk. 3 yemek kaşığı. Ama 3 yemek kaşığından önce etimizi ilave edelim. Hüsam ya. Sırf ben erken geleyim diye babam söz verdi bunu yapmaya. Değil mi baba? Şimdi buradan şeylerimizi alalım, karıştırma için. Bakalım burada nelerimiz var. Malzemelerimizi. Ay chat'i kapatmışım, göremiyorum. Ya adam kendi diyor... Ne oldu Nesin? He. Şimdi 3 yemek kaşığı zeytinyağı ile edeceğiz, göz kararı. Evet. Baba otlu yeter. Bir şey söyleyeceğim. Ben diyetteyim mi baba? 2 lokma yiyebileceğim he. Ya neden? Babam öyle bir dedin ki tamam yiyeceğim Hüsnüm. Senin için ekstra yürüyüşe çıkarım akşam. Baba akşam yürüyüşe çıkalım mı? Çıkalım. Tamam. Neden? Ama sahil çok kalabalık. Ben sana diyeyim. Sahil çok kalabalık. Size göstereyim mi? Ama baba balkona çıktığım an şey çekmiyor ya. İnternet çekmediği için gösteremiyorum manzarayı. Israr etmemişti adam mı? Ceren. Şimdi bu şekilde... Kapağını kapatalım. Bu et böyle pişecek. Sulandıktan sonra biraz kendi suyunu çekince kadar. Kaç dakika böyle? Ya bir yaklaşık 7-8 dakika, 10 dakika falan. Tamam. Chat süre tutar. Şimdi ne yapacağız? Şimdi şeyi hazırlayacağız işte. Soğanla sarımsağı keseceğiz.
Ha. Peki senin baba... Hı. Bak bunları önceden kesmemişiz. Baba ben ne yapıyorum biliyor musun? Soğan kesmeye üşendiğim için markette satılıyor ya hazır doğranmış küp küp soğanlar. Dondurulmuş. Ben onlardan alıyorum. Sarımsağımızı alacağız. Burada keseceğiz. İncelikleri neler sarımsak kesmenin? Ya bir şey yok ya. İşte ufak ufak soracaksın. Aferin. Baba. Annen nerede? Gelmedi mi? Geliyorum. Babam annemsiz yapamıyor ya. Ay canım o yapsın bunları. Ben nasıl uğraşacağım bunlarla? sen angarya işleri anneme yaptıracaksın. Al anne kolumda var. Aşk adam Hüso. Baba biraz sana... Evet klima aç anne çok sıcak. Baba biraz sana yorumları okumam ister misin? Okuma bakalım ne yazmışlar. Aşk adam Hüso. Aşk aşk kalp. Herkes sana aşk yazmış baba. O ne lan? O ne lan? Az ince doğru o soğanları abi. Oktay usta mısın nesin be Hüso? Hüseyin abim be. Hüsom senin yanaklarını yerim. Ali Çağan yazmış ki. Hüseyin abimiz yarı soramayız ya. Ali Çağan Hüseyin amcam zeytinyağını çok koydu diyor baba. Ali Çağan bizim Ali Çağan. O kerata mı izliyor demek? Allah babam şimdi utanacak. Baba ben de şok geçirdim. Ben bugün yayındaydım Ali Çağan geldi benim kuzenim işte. Adı da direkt Ali Çağan Öztürk tamam mı? Diyorum hani acaba isim benzerliği mi? Sonraki bizim Ali Çağan'mış öğrendik konuştuk. Soğanları küp küp doğruyoruz. İyisin, iyi gidiyorsun. Tencerelerin markası mı? Bilmiyorum ki ben. Bir marka sormuş. Markasını ben de bilmiyorum. Neyse markası sen bilmiyorsun. Valla yabancı bir Alman malayı da neydi bilmiyorum işte. Karaca. Yok değil. Ya Allah. Bilmiyorum böyle bir şey. Dur. Ne yazıyor? Bendis. Bendis. Annemi de çekeyim. Anne sen hiç çekmedin. Ben de buradayım gözüküyor. Ben de buradayım. Bendis. Tamam anne. Evet başka. O şimdi baba bu sulandı mesela ya ben. Suyunu çekinceye kadar böyle pişecek kapalı bir şekilde. Tamam. Tamam baba. Ondan sonra suyunu çekmeye yakın soğanla. O yeter bize şey. Şeyi koyacağız. Sarımsağını ilave edeceğiz. Dur şöyle bir, şöyle koy. Özleşecek yani. Biberleri de doğra. Biberleri bu çekim de, açısı iyi mi arkadaşlar? Şunları alalım bir şeye. Oradan bir kap ver. Kap nerede? Altlarmış baba kaplar. Ne oldu? Biraz yukarı iyi az yukarı. Selam kolay gelsin Hüseyin amca. Hayır Hüsom'un yüzü gözükmüyor. O yetmez Hüseyin abi az olmasın. Baba soğana az diyen olmuş. Yok o fazla mı? Et de az. Bakayım. Et 700 gram, 700-800 gram. Mı? Hüseyin amcanın bir aşığı daha bak. Babam, müdür babamı çok sever ama şu an hiç yiyemiyorum. Doğra şu şeyleri, biberleri. Onları nasıl doğrayacağım? Ben doğrada bize kahve yapayım mı? Yap. Arkadaşlar, annem salatalık doğrarken ve babam orada bir şeyler yaparken mi çekeyim yoksa kahve yapışımı mı çekeyim? Hangisini tercih edersiniz? Kahve yapışımı çekeyim. Ya Allah, aşırı bize yemek yaptırıyor. Babanı çek. Burası kalsın böyle demişler. Tamam. Bir de babam daha değil mi kendi bir dünya müzik açtı. Zeynep Bastık falan filan açtı da. Sen niye kapattın onları ya? Baba. Yayın yasağı geliyor. Hayır baba. Telif hakkı oluyor. Ben onu mesela paylaşırsam YouTube'da ben bunu aynı zamanda YouTube'da paylaşacağım çok ya. Çok duyulmaz ki burada. Açayım mı be? Yok ya. Öyle sıkıntı var. Açmana gerek yok. Tamam. Yasak oluyor. Ben o yüzden kapattım. Biberlerin yarısı büyük yarısı küçük. Karar veremedim nasıl doğrayacağımı. Anne ufak, görünmüyor merak etme. Normal bir ne doğrayacağım. Tamam bir kahve yapıyorum. Şey, bu anne bir sakin ol ya. Top. Annem çok sinirli. Belki sütlü olmasın. Normal. Ben de sade yapacağım zaten. Sütlü gibi yaşamam. Nasıl
yapıyorduk. Kahve işini ben gelemiyorum biz. Ha? Ne kahve işine gelin? Kahve ben gelemiyorum. Elimle doğrasam olmaz mı? Doğru anne elinle. Ne olacak Suziko? Bugün Hünkar beğendi briefing. Annen çok tatlı. Zorba Bey'in nerede? Annen çok güzel kalp. Herkese laf yetiştirme telif yeriz Nesrin. Kalite çok düşük. Ya abi kalite işte internet yüzünden. Ben yapmıyorum. Küp küp doğuracaksın onları. Hüsam amcayla Suziko nasıl tanıştı? Hadi onu anlatın. Baba hadi anlat. Babam en sevdiği hikaye o. Vallahi babam sürekli anlatır. Neyse onlara girmeyelim. Ya. Baba çok komik ama anlatsana. Benim annem... Yemek yapıyoruz şu anda ya. Onlara girmeyelim bence. Yemek... Çok komik de ama. Yemek konuşalım yani. Yemek konuşalım da yemek konuşalım. Yeme içmeden bahsedelim. Baba ya yeme içmeden bahsedelim diyor. Tamam baba. Baba en sevdiğin yemek ne o zaman? Ben anlatırım sonra. Ben yemeklerin hepsini severim ya. Balık. Balık baba bence senin. Ben imam bayıldı. Karnıyarık. Karnıyarık ben de çok seviyorum. En sevmediği yemek bamya. Yok yok bamya'yı da severim. Bamya yemeğini de severim. Patlıcan yemeği. Patlıcan yemeği pek sevmiyorum. Baba nasıl? İzmir köfte. Yani ondan sonra şey. Bunlar yıkadın değil mi sen şey? Yıkadım onları. O tandır türünde bir şey. Tandır mı? Tandır deyince aklıma yabancı tandır geldi. Baba sen güzel tandır mı yapıyorsun? Yes. Yes. Bu ses nereden geliyor peki uğultu? Hayır, uğultu. Ocaktan mı? Ocağın şeyi yok. Kapat istersen. Şeyi kapat. Tamam, size şey göstereyim. Alakasız bir kahve yapmayı göstereceğim. Keşke benim evimde de böyle şeyler olsa ama yok. Baba nasıl yapıyorduk? Dur. Bir tane bardak alacağız şimdi. Fincan şu an abi. Vlog çektim gibi oldu. Nerede fincan? Orada. He, şunu alalım. Ben süt severim ama. Anne dur sana o zaman sonra yaparız. Ben şu an içine süt koymadım ya üşendim. Şimdi sütsüz ne? Kahve, americano, sıcak su. Sıcak su. Nereye gidiyor sütsüz olsun? Şey biberlerle domatesler aynı şey. Sütsüz cappuccino diye bir şey var mı? Sütsüz cappuccino mu olur anne? O zaman normal kahve diyor. Normal. Hayır kahve. Normal, sert, sıcak. Enter dedim. Oluyor mu? Babandan uzun musun sen? Evet. Ben babamdan uzunum biliyorsunuz mu? Olmuyor bu. Ha oluyor. Tamam bu yapa dursun biz geri dönüyoruz. Babamın adı ne? Hüseyin. Evet ben niye bu kadar yordum ya? Çünkü klima açık değildi. Benim sıcak bastı. Bak Osmanlı şeylerimizi göstereyim. Onu Beğen'in almış. Ha, Beğen'in. Ay Çanakkale'den aldı anne bunları. Doğru. Dökülüyor şey. Baba Ağlar. Dökülmüyor. Heh, kahveyi yapıyor. Beğen'in ne zaman gelecek lan? Berin 7'de gelirim dedi. Saat 7. Söyleyeceğim. Her şeyi söyleyeceğim. Seni Survivor'a Hüso Reis'i Masterchef'e göndereceğiz demişler baba. Aslında kazanır da uyuşukluktan kaybeder. Babam çok yavaş iş yapıyor ya. Ati Persi 5. ayın kutlu olsun. Yaptın mı kahve? Yapıyorum bekle. Bir de kamera biraz da kendime tutayım. Heh. Orada ama yanlış yerim. Ben balkon açacaktım. Ne yapacağım? Tamam. Bu senin kahven. Kerme de kahve yapacağım. Sen bunu... Telefonum nerede çaldı? Kerme de bunu seçtim. Hadi bakalım. Aa, senin ne olmuş? Suyunu çekmiş o. Aha bir dakika bir olay var arkadaşlar şu an.
Hiçbir olay yok ya. Baba her yoksa şey yanıyor muydu az kalsın? Yok yok, her şey yolunda. Bilmiyorum anne. İçine ne koydun? Soğan. Soğan, sarımsak. Hadi. Kim arıyor? Berrin. Aç anne. Alo. Evet burası. Babama bak ya. Söyle Berrin. Kapandı. Baba sen de var ya teknolojik bir adamsın ya anne. Bak bak alo. Bu teknolojik ben de. Ben de anne kapat babam Berrin'le buradan konuşacak. Tamam. Berrin'i arasın babam lütfen. Teknoloji. Baba ya. Ne oldu? Niye gülüyorsun ki? Baba bu kadar teknolojik olmayı nereden öğrendin? Senden. Benim telefonum, benim Apple Watch'um bozuk ki çalışmıyor. Daha da yapmadım bir şey. E hadi Berrin bir daha ara. İsmi göründü. Aile Bebiş. Ne diye kaydettin sen Berrin'i? Aile Betüş. Ha aile Betüş. Arayalım o zaman. Tamam. Ben diğer kahveyi yapıyorum şu an bu arada. Bakalım diğer kahvemiz nasıl olacak? Ben çözemedim de normal enter. Enter. Kaçar mısın? Kaçarım baba. Tamam bu ola dursun. Ben oturayım bari çok yoruldum. Allah'ım yarabbim. Oh. Ya vallahi ben daha çok yoruldum ya. Babam iş yaptı ben yoruldum. Nasıl oldu bilmiyorum. Baba şu an ne yapıyorsun? Pişti mi etler? Babam Berrin'i arıyor şu an. Berrin dışarıda arkadaşın doğum günündeydi de işte o aramış. Babam da geri arıyor falan filan öyle. Eurores hoş geldin. Bana hype gelmiş falan yazmayın. Gerilirim ben öyle şeylere. Ben diyetteyim zaten de babam tuttur dün kar bende yapacağız diye. Ne oldu biliyor musunuz mu? Normalde ben dün gelme karşılığında babamla pazarlık yaptım. Dedim ki ben de mutfak yayını mobil açarsan geleceğim dedim. Babam da tamam dedi açalım dedi. Ama babam onu ne zannediyormuş biliyor musunuz? YouTube'a video zannediyormuş. Ben öyle zannediyorum. Bugün diyor ki canlı yayın mı olacak yani? O nasıl bir şey öyle falan filan diyor. Ondan sonra ikna olduk işte öyle. Maskeyi çöp attım hemen. Anne ne tamam önemli değil. Dur babamı çekmeye devam edeyim annemle babamı. Baba mı diyorum ben ya cidden? Evet baba şu an hangi pozisyondayız? Et kavruklandı şu anda. Kavruklandı mı? Hı hı. Kaçar mısın? Kaçarım. Ketçap mı döküyorsun baba içine? Hmm. Baba ketçapı ne yapacaksın? Daha iyi olur. Oradan getirsene biraz ya. Ne getireyim? Aa ben şokum şu an. Ketçap istiyor gerçekten. Baba salça mı kalmadı evde? Yok. Baba telefonu aç, baba telefonu aç. Konuş, ben sıkarım. Aç aç. Döksene be. Tamam baba ben dökerim, panik olma. Alo. Yanlışlıkla herhalde bilet ya. Babam çok gerildi. Telefonu açmama pahasına ketçapın esine vermiyor ya koptum demiş. Evet baba ben dökerim diyorum niye vermiyorsun bana? Gerçekten de ketçap. Baba sen salça yerine mi ketçap koyuyorsun? Anlatsana biraz. Biber salçası koydum.
Ondan sonra domates salçası yerine de ketçap koyuyorum da. Domatesi koyamadık. Niye koyamadık? Koyalım. Hayır hayır, o en son konacak da. Şu yeni aldığımızdan. Mayonez koyacak mıyız baba? Hayır. Peki ranch sos? Hayır. Onlar yok bizde. Biz onları kullanmıyoruz demiş. Babam kaçıncı ketçapı bu ya? Ketçap koyuyorduk ama. Tamam öyle devam edelim. Beğenim hoş geldin. Gel kadraja gir. Anne sürekli döndürüyorum kamerayı ya. Ama kendimi görmeden bir şey yapamam. İyi şans. Deri sen niye aradın beni? Görüşün mü? Ya ablam çünkü bir şeyler istedi. Açmıyordu anne. Türk kahvesiyle kola alacaktın. Yakın açayım. Tamam tamam sıkıntı yok, iyisin. Ne kadar ketçap o kadar iyi bilmezsin. Kendin pişir, kendin ye. Ketçap fan club. Tuz yerine de şeker inşallah. Müdür de geldi. Müdür de geldi. Ne yapıyor bunlar diyor. Şunlar bir toplasana sizin ya. Müdürü çek müdürü. Ay. Aa niye ağladı? Oğlum, müdür. Bu da müdür. Bir kaçar mısınız şuradan ya? Kenara doğru. Tamam, tamam. Baba ya. Ben niye açıyı ayarlayamadım? Ben buraya koyacağım, gidiyorum abi. Önüne geçerim arada. Olmaz öyle. Anne kettle'ı niye kaynattın? Ben kaynattım. Su lazım. Sesi. Sıcak su lazım. Tamam. Arkadaşlar ekstradan ses geliyorsa kusuruma bakmayınız. Çünkü anne dur bir dakika ya. Bir kaos zamanı mı ya? Sen gelince kaos başlıyor anne hep. Anne kızma. Anne ama ne yapayım? Öyle müdür masanın üstündeyse masanın üstünde ne yapayım? Şimdi ay kettle çalışıyor. Bu çalışıyor, çok fazla ses geliyor. Ben de buraya gelemedim. Of ya anneme kızmış oldum. Anne özür dilerim. Hazırlanıyor. Sıcak su daha hazır değil. Ben geleyim de beni gerdin, ne oldu şimdi? Ablam her şeyi annem kesti senin yerine. Ne yapayım? Kestim ben. Hani benim kahvem yok mu? Anneme o kadar zorbalık yapıyoruz ki anneme kahve de yapmadım. Oğlum bir kola bir Türk kahvesi. Babam da sabah ne güzel tost yapmış beğerine. Evet. Bana yapmadı. Ve ben çok güzel tepkiler verdim sabah. Annem kıskandı. Kaç gündür ben ona börek yapıyordum her gün sabah yesin diye. Sana yesem ki tost. Tost yesek sana. Baba şimdi hangi aşamadayız? Ne oldu? Ne bitti? Şu anda işin yaklaşık %20'lik kısmını yaptık. %20 mi? Ya bir git baba. Su hazır mı? Su hazır. Tamam. Beğendiği yapacak. Şimdi beğendisini yapacağız. Hünkar beğendi. Hünkar beğendi. Sıcak su. Benim en sevdiğim yemek. Aferin abla. Chat'i şu an göremiyorum. Dayıcım %70'e geldik. Gelmedik %70'e. Baba. Oha, bu kimin şapkası? Benim abla. Şapkamsa. Benim şapkam. Ha, kıskandın mı? Ben de takacağım şimdi, bekle. Ya sana yine daha çok yakıştı. Yeter artık. Verin ya. Bırak gözlüğümü. Ya Berin'e daha çok yakışıyor anne. Annem sana da yakışıyor. Ya abla yani. Ben de takacağım. Ben de takacağım. Geri ver Berin. Bir dakika. Kamerayı kendime çeviriyorum. Vermeyeceğim. Ablam bir dur. Ver ablam. Buyurun ver. Ya kıskanma. Benim onun var zaten. Ablam. Abla bana versene. Vermeyeceğim. Al ya. Kıskanç senin olsun. Bana daha çok yakışır. Benim daha çok. Berin'in hep kendiniz alışveriş yapmışsınız. Bana hiç alışveriş yapmıyor. Berin sürekli Berşika'dan oradan burada alışveriş yapıyor. Ben kendime hiç yapmıyorum. Bir şapka aldım hemen alacağım. Şey almıştım ben ya. Çırpacak teli almıştım. Ne zaman? Olmadı mı? Berin'e daha mı çok yakıştı? Of lahmacun koktu. Baban kameraya güler mi, çok ciddi adam, her an kızacakmış gibi. Aa saçma mı babam, bir bak şimdi. Baba bir gül bakayım. Babam
Babam hiç ciddi değil. Babamın ciddi duruşu bile komik bir hamledir aslında. Abla herkes Berin'e daha çıkmıştır. Berin'e daha çok ödüşmüştür. Oylama yapalım. Berin'e vereyim mi bunu, vermeyeyim mi? Tamam, Berin'e bunu 3 katı fiyatından satayım mı? Çıldırdın mı? Selam. Berin, ben bunu 170 liraya mı ne almışım? 600 de veririm ablam sana. Nereden aldın? Söylemem nerede olduğunu. Nereden aldın? Ya gizli gizli izleme. Metropol'i oradan aldı anne. Metropol'den aldım. Yayın başı da komikti. Ya tam Berin ya söyleyeyim. VDR diye bir tane mağaza bak. Şurasına yazıyor. Benim kutu aldım mağaza var ya. VDR oradan aldım. Dur şimdi bakayım. Başka modelleri var mı? Bir şey söyleyeceğim. Kaldırıyorum. Babamı ben bir çekeyim ya. Baba ketçap hala var ya. Ketçap da ne yaptı? Babam sanki ketçap. Baba, şok içinde. Ben de biliyorum. Niye alakası var kızım ya? Baba bu tutmaz. Beğendiğin şu anda niye... sosunu hazırlıyoruz. Tutmaz. Baba bu niye böyle katı oldu? Olmayacak, zorlayacak. Böyle mi olur? Tabii böyle olur. Aa baba sana yemek kanalı yapmak istiyormuş Çağrı. Ya istiyormuş değil de yapalım dedi. Onlarla uğraşacak zamanım yok benim ya. Daha önemli işlerim var. Ya baba ya. Ya baba. Hayır baba sen sürekli yemek yapıyorsun, yapalım. Çıksanıza bir bakayım şuradan. Nerede yapacakmış yemeği? Anne YouTube'a babam video çekecek yemek yapıp. Oo çok iyi olur. Ya da niye YouTube'a babama hesap açıyoruz ki? Benim kanalımda paylaşsın. Daha mantıklı. Şimdi baba sütü ne zaman katıyoruz bunu? Daha var sütünü. Ya bir çıkın şuradan. Müdür, oğlum bunlar ne yapıyor oğlum? Asıl sen ne yapıyorsun? Kamerayı çok müdür sallıyor de, olabilirim kusura bakmayınız. Ya kedicik de bakıyor bu salak ne yapıyor diyor biz bana. Ben oturacağım artık. Ali Çağan'a selam. Ali Çağan amcam ne yapıyorsun? Nasılsın? Babam bayram ziyaretiymiş gibi. Benim kuzenim var da chatte. Babam ona selam verdi. Bir şey söyleyeceğim. Şaka maka. Aa Ali Çağan yazdı. Aleyküm selam amcam iyiyim demiş. Sen nasılsın? İzlenme rekoru falan kırmıyorum. HTR. Saçmalama. Daha önce vardı 2400. Ulan geldik ya oğlum ya. Buradan mı haberleşiyorsunuz? Neyse baba onu bunu boş ver. Annemle nasıl tanıştığınızı anlatacak mısın artık? Ya o konu mu olur şimdi ya? Ya baba lütfen ya. Onun ilk günü ne? Peki onun günü ne zaman yani? Baba benim doğum günümde mi anlatacaksınız? Baban size anlattı. Hayır, o evlilik yıl dönümünü anlatırız. Baba evlilik yıl dönümünü 11 ay var. Haziran'da ya, evlendi tamam, annemler. Herkes beklersin öyle değil mi? Bugünün sırasında ne konuşacağız o zaman? Bugün yemek baba konuşuyoruz. Şey Berin, nasıl baba geçti yemek yapmasını ne zaman öğrendin diye sorabilirsin. Anne. Nasıl öğrendin? Babam yemek yapmasını öğrenmedi ki. Ketçap koyuyor baksana. Kendim çıkarıyorum. Ben anlatayım mı? Babam şantiyelerde yemek yaparken o zamanlar aşçıları yoktu. Yemek yapmasını öğrendi işçileri. Anne ama babam YouTube'dan çok izliyordu yemek videosu ya. Ay eskiden beri biliyor babam. Ay bir şey söyleyeceğim çok sıcak. Klimayı biraz daha açsak ya. Üf, babam da böyle. Hadi Berin biz bari sohbet edelim. Babam sürekli aynı işi yapıyor abla. Berin çıkardın mı şapkamı? Abla yani kafamdan çıkardım. Fark etmeden senin adın. Baba senin şapkan nerede? Aa bir şey söyleyeceğim. Size bir haberim var. Ben bugün sabah ne yaptım biliyor musunuz? Sabahlara kadar uyumadım ben uçağa kadar. Çağrı yayından sonra şey yaptım. Edit yaptım. Geçen Antalya'ya geldiğimdeki videoyu Berin ne yapıyor? Gülüştürdüm ya. Ha, geçen Antalya'ya geldiğimdeki videoyu editledim. Ondan sonracıma şey yapacağım. YouTube'a da yüklemeye bıraktım artık. Bilgisayar açık kaldı. Yapacak bir şey yok. Editör paylaşacak onu ama video 44 dakika oldu. Hatta orada çok komik anlar var. Ne var biliyor musunuz? Şimdi spoiler vereceğim. Ben babama Babalar Günü hediyesi almıştım. Şapka. Şapka aldım. Ama babam şimdi şapkayı takmadı. Daha demin takıyordu da. Öyle işte.
Yarın falan atlayayım bari şeye, editöre. Dur hiçbir şey. Dur, benim dizi çekimi yapıyor. Pollyanna gibi. Oha, annem ne kadar güzel çıkıyor. Aa, beni çekiyor. Bu da var ya, kendini çekiyormuş gibi hep beni çekiyor. Müdür, ne yapıyorsun? Tam spoiler vermiyor. Evin müdürü bizim. Benim sevgili kedimiz. Hayır, şu an bizim. Ben çok çirkin. Sen bana sor anne, sabah gelir gelmez uyudum, uyandım. Bir anda oldu her şey yani. Gözlerim hiç benim gözlerim var ya, nasıl kırmızıydı. Gittim gözlerim şiş şişti. Gittim şey, buzlukta böyle bir şeyler varmış, böyle rolling falan, böyle rol yani dönen taş. Onlardan gözüme böyle masajlar yaptım, yayına baba hazırlanayım diye her şey yaptım. Baba niye söylemiyorsun? Neyi? Ben şeyine başlamışsın. İlk önce ne yaptın anlat Hüseyin. Saçıma bir şey olabilir, evet. Baba ne döktün şu an? Her şeyi anlatman aynen lazım. Patlıcanım. Gözlemiş patlıcan koyduk. Önce unla, 3 kaşık unla 1 kaşık tereyağını karıştırdık. Yağda biraz pişirdi. Kokusunu sonra aldırdık yani birbirine. Ondan sonra da patlıcanı koyduk. Gözlemiş patlıcanı. Ya Kadir ne yazıyorsun çete ya? Babam bir şey anlattı. Anlatsın, benim orada Kadir'e kızmam gerekiyordu. Evet. Ne yani? Kadir doğrudur. Ya çağır banlamış, sağ ol. Baba bu nasıl bir renk aldı? Yeşil mi oluyordu bunun rengi? Hayır canım, şimdi sütü döktüğümüzde. Ne? Ya. Annem şu hareketi yapacak neydi? Bunlar şöyle bir şey yapıyorlar. Şimdi sütümüzü ilave edelim. Sen ne yapmaya çalışıyorsun anne? Laktozlu sütümüz var. Nasıldı benim, ben unuttum. Böyle. Evet anne, doğru. Benim yıvanı mı? Aa, süt. Süt karıştı. Sütü yavaş yavaş mı döküyoruz? Evet. Ne kadar süt koyuyorsun Hüseyin? 1 litrenin 3'te 2'sine. 3'te 1'i yani, kalıyoruz. Göz kararı. Yani 660 mililitre koymuş babam. Aynen. Elim benim ölçü düzü ya. Eti unutma, eti. Ette bir şey yok ya. Baba bu yemek kaç dakika hazır olur? Az kaldı. Yarım saate. Yok. Oha, kaç ben saat oldu? Acık. Ne yapalım, benim acıktıysam. Ben de acıkmıştım, yoğurt yedim gittim. Yarına. Müdür sen de acıktın mı? Hocam, müdüre gözlük ve şapka... Yüzde kaçındayız baba işlemlerin? %50'sindeyiz. %55. Yayının sürünün zaten devam ediyor işte. 55'miş daha dayıcım. Buradan sonrası çok önemli. Neden? Tel tel dökülüyor. Bakayım dökü göremedim tel tel. Bir daha göstereyim. Baba o tutmayacak. Sen yoğun mu olacaksın? Ay Allah'ım sen zaten baba. Zaten yoğun olacak. Ne olur musun ya? Baba bir tane tel tel bir yapsana. Yaptı ya. Anne dökülmedi. Yayın mı gitti, ne oldu be? Hayır geldi. Geldi, yazsana benim chat'e bir şey yaz telefondan. F5. Baba bir dur bana, bir dakika bir şey anlatma. F5. Ben yanlışlıkla yaptım. Benim elim kaydı. Ne oldu baba? Baba yanlışlıkla yayın arka plan, yani yayın şeyinden çıkınca yayın kapandı, geldi. Geri geldi ama. Baba çok güzel olmuş. Sen bu renkli biberleri ne zaman attın? Daha demin yoktu bunlar. Sen yayını kapattığında attın. Yayın kapandı anne. 2 saniye sürdü. O arama attı. Allah Allah. Evet. Şimdi geldi baba. Yardımcı olsun. Yardımcı kim? Ben değilim. Başka bir önce de kaldığım için. Babam. Ya of. Ben seni boydan çekeyim.
Ayakları zumacil mi? Ben bunu karıştırayım mı baba? Baba dur. Çok az çıktım adamım. Bırak. Bir şey olmaz. Ya baba ya. Ver şeyi mi? Neyi? Neyi? Tuzla karabiber mi? Tuzla karabiber. Tuzla karabiber. Kaç fiske tuz atıyoruz baba? Göz kararı. Bu her şey de göz kararı. Biz niye tarif vermedik? Fiske. Baba cidden elin de hızlı maşallah yazmışlar sana. Çekilmiş karabiber. Çekiyoruz. Taze taze. Tamam. Neyse bunları sen mi yiyeceksin? Abi ben diyetteyim. Bu arada ama şaka maka siz benimle dalga geçiyorsunuz ama ben 4 kilo verdim. Ya. Oha. Evet. Hatta bugünle beraber 4 kilo 100 gram. Nasıl hiç belli şaka olmuyor? Şaka yaptım ya. Ben de diyorum ablamla bir güzellik yani. Şuna bak şuna. Şuna şu güzelliğine bak şuna. Baba olmadı bu haberin olsun. Önceden yapıyordum beğendiği. Bir kere de kafan yaptı. Babam ilk defa mı yaptı beğendiği anne? Geçen yaptı. Babam çok güzel yapınca bundan sonra baban yaptı. Babam oldu güzel bu arada. Sırrını öğrendim ama ketçap koyuyormuş. Anne beğendiğe koymuyor ki ketçabı, ete koyuyor. Oğlum emin misin baba ya ketçabı? Ya şimdi birazdan parmaklarını yiyeceğim. İnşallah baba. Ben diyetteyim ama ne yapacağım baba? Sen yeme, ben seninkini yerim. Sen de yarım porsiyon yersin. Parmaklarımla beraber. Domatesini de ilave ediyoruz şimdi. Şöyle. Ketçap koyduk ya baba, domatese gerek var mıydı? Oo, olur mu domatessiz? O ayrı. Ne saçma soru sordun değil mi? Baba baba sen de bir seriye başlayalım mı? Ne serisi? Ben gidene kadar her öğünü çekiyorum. Sabah kahvaltısı babam yumurta haşlıyor. Babam kahvaltı yapıyorum. 3 saat geliyorum. Babam normalde YouTube'dan çok güzel yemek videosu da bunu ezberlemiş artık. Baba yüzde kaç kaldı bu arada? %65'lerdeyiz şu anda. Ne kapanıyor? Anne ya bulaşığı şimdi yıkamasan olmaz mı? Anişko. Ses çıkıyor değil. Anne. Hemen bırakıyor. Anne kahve kapanıyor. Kahve kimin? Benim. Benim o kahve. Tamam bitsin de artık. Baba nasıl akım? Her gün böyle yapacağız seninle. Her gün babana yemek mi yaptıracak? Babam yapıyor normalde zaten. Şimdi şu kekikli değil mi? Bakayım. Baba arkanı kekik kameraya dönme artık. Anneannen yaptı o kekiği Nesli. Kekik nasıl yapılıyor ben bilmiyorum ki. Dağdan toplamış sonra kuruyor. Oo güzel duruyor cidden baba. Kızım baksana. Babamın kekini. Ne oldu? Ondan aşk koydu seni. O çok acı. Baba o ne? Kırmızı biber de çok acı. Az koy. Urfa'dan getirdik özel. Ya bir git ya. Tamam fazla koyma ondan. Baba ben acıyı yiyemiyorum ha. Ben karıştım. Körü koyacağım mı körü? Körü koyma. Hayır koyma. Anne ne koysun? Körü koyma. Kimyon neredeydi ya? Kimyon oradaydı o da. Körü. Lan temizlerin arasına kirli kaşığı geri koymuşsun baba. O nasıl oldu? Ben kaçırdım. Neyin arasına? Yok kirli değil ki. Nerede görmüş onu? Nerede görmüş onu? Şey söylüyor. Babam da biliyor ne yaptığını. Ne yaptığını da iyi biliyor. Kırmızı biberi koyarken onu demek istiyor da o zaten öyle olur o. Baba utandın mı sen? Yok.
Baba bir şey söyleyeceğim. Sen benim YouTube videomu izledin mi sizi çektiğim? İzlettim babana. Annem izletmiş. Altındaki yorumları okudun mu? Okumadım, onlara bakamadım ya. Orada bir tane yorum var. Şey diye. İşte ben geçen de söylemiştim de o ara unutmuştum devamını. Bin hayranı ha, Hüseyin var. Amcanın 100 hayranı varsa ya, ben de onlardan biriyim. 1000 hayranı varsa onlardan biriyim. Hüseyin amcanın hiç hayranı yoksa ben bu dünyada yokum demektir diye bir yorum var. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Güzel bir yorum yapmış bence. Ya baba sen o gün demişti ki. Bir, arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Babam var ya nasıl? Ha baba sen yalancısın işte. Ben size her şeyi anlatıyorum. Niye? Ben bu yorumu babama gösterdim. Babam dedi ki kötü bir yorum bu falan diyor. Baba niye diyorum? Saçma bir yorum. Saçma bir yorum bence. Ne gerek vardı diyor. Şimdi bilerek bir daha sordum. Güzel bir yorum yapmış. Yalan var ya. Canlı yayın olduğunu öğrenince böyle yaptı işte. Hadi de. Baba kaç tane atıyorsun? Oho. Hayır hayır ne yaptı biliyor musunuz? Canlı yayında olduğumuzu biliyor ya. O YouTube olunca rahat oluyor nasıl olsa atmaz diye. Canlı yayın olduğunu öğrenince bugün öğrendi. Babam YouTube çekeceğiz zannediyormuş. Canlı yayın olduğunu öğrenince bir anda böyle şey yaptı hani. Mülayim durayım kafasında. Nerede kapağı? Baban hep mülayim zaten. Ay Behrin'cim sen ne yapıyorsun ablam? Behrin o şapkamı nasıl çaldın ya? Verdin mi yani? Hayır vermedim de sipariş veririz bir tane daha tamam. Farklı modeli varsa farklı modelini söyle. Şimdi beğendiğinin kaşarını ilave ediyoruz. Aha burası çok önemli bir sahne. Bir saniye ben çok seviyorum. Baba sen bunları sabahtan rendeledin mi ben geleceğim diye? Hayır. Yok ya biraz önce rendeledim. Ay babam ben uyuyordum. Sen çalıştın mı? Bunları mı hazırladın yayın için? Ne alakası var ya? Zaten yapılacaktı bunlar. Ya Hüso. Bak nasıl oldu görüyor musun? Oy krema gibi baba. %80'i bitti az kaldı. Anne bitti artık yemek. %80 bitti de %95 oldu bence. Hepsini yiyeceğim. Acıktım. Ya abi çok kilo verdim. Dönmeli miyim ya? Şey yapacaksın ya. Yürüyüşe çıktın mı? Sahilde 2 kilometre, 3 kilometre. Akşam yürüyüş yayın yaparsınız benim. Anne akşam hava karanlık. Nasıl yapayım? Nasıl karanlık? Baba akşam hava karanlık. Nasıl karanlık diyor. Hayır akşam dışarısı karanlık ya olmaz. Hiç yürüyüş de yapasım yok. Hiçbir şey yemeyip yatasım var benim. Niye yüzde veriyor bilmiyorum. Kastan veriyorsun kiloyu. Tamam kastan vereyim. Falan diyormuşum yok yok. Bitti artık herhalde. Birazcık bitmedi, oturalım bitmedi. Artık. Şu anda %85-90 seviyelerinde. Ne yiyeceğiz? Seni salatamayacak. Gerek yok. Gerek yok anne. Ekmek yiyelim ekmek. Poğaça yapacaktın sen. Şu. Falan diyormuşum. Hadi daha. Ekmek yok ki bizim ekmek almıyoruz diyormuşum. Ben ekmek yemeyi bıraktım zaten. Ekmek yok. Ben biraz oturup kendimi çekeceğim. Beni çekil oraya ben oturayım bari. Yanıma otur. Dur annemin yanına oturayım. Ay arkadaşlar. Bekleyiniz. Kameramı çeviriyorum. Bende mi şu an sizde? Bizde. Oh çok yoruldum. Ben niye bu kadar yoruldum? Kameramanlık yapmak da zormuş. Evet. Verin şapkamı aldın ya. Sana inanamıyorum. Çağır bugün yayın açmazsan kendi balkondan atacağım. Nesin annen çok güzelmiş kanka. Aa. Ben çok çirkin çıkıyorum ya. Yüzümde. Anne saçmalama ya. Allah Allah. Bak herkes sana kalp atıyor anne. Teşekkür ederim. Erkan'a kocam bir yanak bir gıdık geldi. Oğlum zayıflıyorum. Bak 4 kilo 100 gram verdim toplamda bugünle beraber. Anlamadım ya. Çözeceğiz çözeceğiz bak azaldı eskisine göre azaldı ben bir 4 kilo daha vereyim o lahmacunları göreceğiniz lahmacun gömecek hayır aynen gömeceğim vallahi var ya çok büyük bunu hırs haline getirdim
Benim vermem gereken kilonun %50'si kaldı. Evet, yüzümde hala şişlik var biliyorum ama geçecek. Bayağıdır diyetteyim abi, hiç de bozmadım. 4 kilo 100 gramımı da verdim. Hayırlısıyla inşallah bugün de bozmayacağım. Şu şeyi yem, babamınkini yemeyeceğim inşallah. Azıcık yiyeceğim. Yiyen yer bir şey olmaz. Yürüyüş yaparsınız yerinde. Annem de, anne şey, aa benim aklıma fikir geldi. Mesela ben Antalya'da burada martıya binmeyi falan çok seviyorum. Martıya böyle tripodum, böyle böcek tripod ya kolları, ahtapot. Böyle martıyla Antalya turu nasıl fikir? Çok kötü bir fikir. Sen yavaş sürüyorsun martıyla. Neden çok kötü bir fikir? Durmaz abla. Durmaz. Düşürürsün. Aa peki yarın YouTube videosu gelecek ya Behrin. Alakasız konuya girişim. Yarınki YouTube videosuna... Ya anne beni mi çekiyor? Evet. Şimdi seni konuşturuyor ya. Bir yandan da babanı çekiyor. Allah, niye demiyorsunuz? Oradan kanın çıkabilir şöyle. Ablam ya sana çok yakıştı. Bana niye yakışmıyor Behrin? Behrin'i görünce çok kıskanıyorum anne. Allah Allah, niye kıskanıyorum? Tamam, sana da yakışıyor. Allah. YouTube videosu. Saçım da çok kötü, terliyim. YouTube videosu. Ne? Unuttum ne diyeceğimi. YouTube videosu yer yayınlanacak bir şey yap. Ya unuttum, devamında bir şey söyleyecektim. O gün onunla izleyecekleri özel şimdiden bir spoiler vereyim diyecektim de ne vereceğimi unuttum. Videoyu çekerken bizi videoyu izlerken bizi videoya çek. Baba sen daha demin hüplettin mi yemekten? Yes. Aa. Chat'tekiler nasıl görmüş ya? Ben hiç yakalamadım. Yok kadar şey yapacak mı? Ekmek yerine. Hayır. Baba yufkayla falan uğraşılmaz şimdi. Ben sana söyleyeyim. Ekmeğe gerek yok ki. Baba ekmeğe gerek yok. Bir tane ekmek var orada. Ekmeksiz yiyelim. Çok kilo alıyoruz sonra. Diyetimiz bozuluyor. Onu dinleyelim. Beni şu şapkayı ver. Anne Nesrin reaction videosu yapalım diyor. Ha, ilk tepki mi? Çağrı yakalamış hem de. Vallahi ben görmedim. Şu şapkayı bir ver artık. Benim yayınım röştünü. Benim yayınım. Benim lütfen ya. Ben o şapkayı takacağım diye saçımı fönletmedim ya. Şu an şapkam yok elimde. Ay bir de ağla istesin. Ağlayacaktım. Gerçekten ağlayacaktım, manyak. Hayat böyle Allah çıkıyor. Allah Allah. Bir de bayıl istersen. Ya tamam ya. Ama zorba değilim. Alacağım. Benim aynısından sana da alacağım ablam. İndirimde. Arkadaşlar beğendiyseniz şapkamı falan diye göstereyim. Metropol'de bir tane mağaza vardı. Galiba internet sayfaları da var. VDR diye. Van Denizli sayana dön. Rıza. Sayana dön. Rıza. Rize diyecektim Rıza için. Var sileceğim şimdi. Anne Nesrin hazır gitmişken oraya benim pantolonu düveden birini alsana. Anne tamam gideceğim Metropol'e, sana da kod alacağım. Neyse işte orada 330 liradan ne indirimle 170 liraya ne düşmüştü. Böyle ben de aldım. Dur bakayım babamları çekeyim birazcık. Annem de oradan kendine pantolon almıştı. Oo ekmekleri kestik. Sos makinesi için. Ben neyse çekme. Annem ya çekme. Anne tamam ya. Baba bir tadım yaptın mı? Yapacağım mı? Yaptım, süper olmuş. Et var ya lokum gibi. $190 hatırlamıyorum ama bakarsınız işte. Bitti artık herhalde artık. Etini biraz daha... Özleşmesi mi lazım? Soslu bir şekilde. Tamam. Oh. Benim abi servis tabaklarını aç. Tabaklarını baba. Sınayalım. Sana bir şey söyleyecektim ya. Ne söyleyecektim? Ne söyleyecektim? Sen hatırla abla. Abla nerede? Kim zorbalık yapıyor? Ben chat'i çok göremiyorum. Bak yine az kalsın yayını kapatıyordum ya. Bakayım mı üstlere? Vallahi chat'i bazen göremiyorum. Kusura bakmayınız. Çağrı abi yapıyor. Ben şöyle bir şey yapacağım.
Lahmacun yayını gelmez. Lahmacun yapılamayız ki. Zor. Annem eskiden lahmacun yapardı. Ne diyor? Bunlar ne anlatıyor? Ne diyor? Ben eskiden yapıyordum lahmacun. Ne diyor? Oğlum bin hadi. Çağrı alındı. Vallahi Çağrı görmüyorum ne yazdığını ya. Sürekli mesaj kutusu sağa geçiyor. Ben onu sola kaydıracağım derken yayını kapatacak oluyorum. Çağrı. Bir tane arkadaşı falan diyor. Benim bir tanıyorsun ya işte. Mi? Evet anne. Ha o mu? Çağrı evet hadi. Anne. Vallahi görmedim ya. Ne yazmış? Evin kedisi bile RP'm yapıyor. Gristi ne diyorsun sen ya? Gıybet. Başkalarının telefonundan chat açabilirim. Doğru. Siz müdürle oynaşa durun bari birazcık. Babamın şapkası nerede? Ben onu takayım. Babanın şapkası ya da babasının. Babam şapkasını getirmişti sonra takmadı kirli diye. Kirli mi? He tamam Çağrı. Aleyküm selam. Selam bizden de. Selam bizden de. Oo, birazcık bu yayın çok mobil olduğum için böyle ekran sallanmış olabilir. Küçük ekranda bir sorun yokmuş gibi görünüyor ama siz monitörden izliyorsunuz. O yüzden kötü olmuş olabilir. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Kapatıyorum yayını. Hayır kapatmıyorum. Bu yayın 100 gram daha verdin. Olabilir. Babam bir süslenmiş hadi bakalım yapmayacağız mı falan diyor bana. Ben uyuyorum ya. Helal olsun. Gerçekten mi? Ne yapıyorsun? Çekme beni. Tadım açamasın. Tam göstereceğim. Şimdi babamla yan yana göstereyim. Ne oldu? Oh baba. Evet. Yorucu muydu senin için? Terledin mi sen de? Yok ya terlemedim ben. Baba nasıl terlemedin? Alnın... Oha baba nasıl terlemedin? Ya öyle ne oldu? Terleme mi bu ya? Terleme değil ki. Anne kaç kişiyiz? Bak bakayım annem bana gözün kapat annem. Ne yapayım babam? Babam ben de senin yanına oturuyorum ha, beraber tamam. Oturalım diye. Ve orası hayır. Benim yerim Nesli. Derin bana abla diyeceksin artık. Baksana ben müdüre. Müdür baba mi? Sen müdürü daha demin sinir olmuştu şimdi geri mi barıştın? Daha demin ne oldu biliyor musunuz? Müdür aynen televizyona cırmak attı bizim kedi. Babam bir anda bir sinirlendi. Alın şu müdür buradan falan filan diye bağırmaya başladı evin içinde. Şimdi bak Medir. Anne benim kahvemi getirsene. Şurada benim kahvem abla. Bir de chat açayım. Müdür şey yapıyor ya. Bazen iyi hoş da. Bıçıklık yapıyor. Ya Salvi öyle söyleme. Evet. Yemeği çatalla mı? Deniz kaşıkla mı? Çatal. Kedi vs. makas kaçanı. Hüseyin abinin tek kafa dengi müdür. Baba öyle mi cidden? Bu halde tek kafa dengi müdür gibi hissettiğin oluyor mu? Yok, hiç alakası yok. En çok kafa dengi sensin. Aa, gerçekten mi? Baba! Baba, gerçekten mi? Bir daha masaj ablamdan istersin. Babam, babam. En çok kafa dengi demedim onu. Hayır, en çok kafam uyuştu dedim. Kafa uyuştu demedim. Dengi. Kafa dengi. Aynı şey. Aynı şey mi onu ya? Kafam uyuştu da beğenin mi? Biz de beğenin de kafamız çok uyuştu. Ya anne ay ben istemiyorum hiçbir şey. Ya abla çekmeyi istemiyorum. Ablam ne oldu? Müdürü de çekin ya. Müdürün hiç hakkı yok mu? Ablam ben müdürü hep çekiyorum zaten. Ben de elim müdür tüyleri. Beni kıskanma. Birazdan tamam hadi Starbucks'a gideceğiz. Tamam. Ne alaka? Starbucks sevdalısı sensin vallahi. Rüşvet veriyorum. Ya bu salak uyuyor. Bak. Benim de alıştığım Starbucks orada. Bir tane şeyim var. Sana anne şeyi ya. Anlatsana sen ya. Annemin ben dişlerini yaptım arkadaşlar. İstanbul'daydı annem. 2 hafta kaldı. Memnun musun? Memnunum anne. Ama ne anlat. Oldu? Olayları anlat. Bir tane dolgum vardı. Dolgularımı yaptı, tazeledi. Bir tanesini bir kaldırdı, içi çok kötü çürükmüş. Kaplama var da kaplamayı ve çıkardık. Korkumda acıyacak diye iğneyle uyuşturttum gereksiz yere. Ha evet, annem anestezi yap bana dedi. Ben de yaptım.
hoca kızacak diye bir korktum. Normalde niye yaptın falan diyebilirdi. Annem sonra diyor ki hocaya, anestezi yaptın mı? Ben istedim diyor. Hoca bana kızmasın diye annem kendini ortaya attı. Ondan sonra kaplamam vardı. Kaplamanın altındaki dişler çürümüş. Onları da temizledi. Dolgu yaptı. Bayağı bir şey yaptı. Sen onu bunu boş ver anne. Benim elimden memnun musun? Sen bana onu anlat. Çok hafif. Gerçekten mi? Acıtmadan yapıyorsun aynen. Arzu Hoca bir al. Anne sen de bir dur ya. Ama anne o iyi yap. Anne ne anlatıyorsun yayında ya? Arzu Hoca şey yapıyor. O çünkü... Acımıyor insanlara. Direkt işini yapıyor. Ben mıy 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 bir saatte yapıyor ama 15-20 dakikada bitiriyor. İleride sen de öyle olacakmışsın öyle dedi. Evet beni öyle yetiştiriyor işte Arzu Hoca. Benim gibi olacaksın sen de diyor. Aynen. Müsaade edin bir şey sorayım. Ne dedi sana o Arzu Hoca bir şey demişti. Arkadaşı geldi tanıştırırken. Benim senden içelim. Benim neyim dedi. Baba şey diyor. Sana el vereceğim ben diyor. Elim ver. Baba müdür sana bir şeyler diyor baksana bir. Hüsamca. Müdürün hiçbir şey dediği yok sana köz köz bakıyor. Müdür ne yapıyor bunlar diyor. Müdür televizyonu çizim var ya sana soracağım ben. Yani sen var ya alıştırdın bunu bu fare gibi işareti. Vay televizyonu var ya karşısına oturunca müdür hemen pat 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 koşuyor televizyonun yanına. Biz fareyi oynatacağız diye bekliyor. Bu da gerçek hani fare yakalar ya kediler gerçek fare zannediyormuş. Ablam sana zorbalık yapıyor Hüsam. Şey aa! Bak çocuk. Sinirlenme. Evet sonra ters ses. Ya bana niye sinirleniyor? Babama bak, sinirlenecek. Bak, sinirini bak, benden bak. Çıkartıyor. Bak çocuk. Bak sinirlere bak. Kulakları bitti. Niye bakıyorsun? Ağlama müdürüm ağlama tamam. Barışırsınız. Gel babam tabaklıyor. Ay baba tabaklaması çok önemli. Bana niye haber vermiyorsun? Neden? Baba bunun rengi niye böyle ya? Öyle olur kızım bu. Kızım patlıcan koydu ya. Ha tamam. Yayında bir tane reel olay yok. Full rap. Ben bilmiyordum rengini pardon. Cacık değil beğendi arkadaşlar. Baba bana bir tatlı kaşığı kadar koy. Ben tadım. Hayır o çok fazla. Değil valla. Baba ben çok az kabul etmem. Tamam babam kabul etmem diyorsa. Sen yayını kabul ettiysen ben de yemeği kabul ediyorum abi. Babamın storiesini gördünüz mü Instagram'da? Anne babam ne diyor biliyor musun? Bugünkü menümüz Hünkar beğendi. Bakalım Hünkar beğenecek mi falan diyor. Allah Allah. Ya hadi baba 4 kişiyiz. 4 tabak oldu. Olmadı ki daha. Bu 4. tabak. Neyse saymasını unutmuşum annem sen. Baba yoksa kıl mı çıktı? Dararararam. Bir saniye. Kıl be. Niye bu ne ya dedi bir şeye. Patlıcanın şeyidir o. Demek babam kafa dengi benim görüyormuş. Kedi kılı olabilir bu arada. Ben çok sevdim ya. Elimden tozlaşmış olabilir. Ya şimdi neyse. Anne müdürün kılından ne olacak ya? Hadi baba bir üstüne etini koy da bir görelim fotoğraflayalım artık şunu ya. Ay illa son gramına kadar. İşte 4 kişilik yaptık ya o yüzden bitirmemiz lazım bunu. Tamam hadi etimizi koyalım. Biz çok kavga ediyoruz zaten tısçıyı ya bir görsen kavgaları. Vlogda zaten full kavga var normal bir anımız yok. Anne senin... Küfürlerin bazılarını kestim bu arada ben vlogda. İyi ya ben normalde küfür eden birisi değilim ama arabaya binince... Annem arabada benim vlogda bir küfür ediyor. Ondan sonra bana kestirtti bir de zorla. Bir kısmı kaldı, bir kısmı kaldı. Yani %20'si kaldı, %80'i gitti o küfürlerin. Baba bana koydu mu benim az olanı? İki lokma istiyorum ben.
Bir çekim alalım, yakın çekim. Evet arkadaşlar, yemeğimiz bu şekilde oldu. Tamam, bu kadar yeter. Bu da benimki. Aa, bu bir yan yana koyalım bir porsiyon. Şimdi bu normal bir insanın yediği yemek. Bu da zayıflamak isteyen. Bu da müdüre hazırlamışız gibi ya. Bu da işte bak kendine ekliyor. İstersen biraz ayır nesin, sonra gene yer belki. Aha, bu da işte Çetin zorbalığı yüzünden kafama koyduğum zayıflama olayından dolayı ki yüzden. Kaşık verin bana. Ah belare. Tadım yapacağız, sonra mı kapatayım baba? Hiç kapatasım gelmedi. Ne yapalım? Kızım sen bunu mu alacaksın? Hangi alacaksın? Derin. Baba sen bunu al, bu en çok. Bunu sen al. En çok babam al. Derine de onunla ya da onu ver işte. Et koyalım ona biraz daha istersen. Şey içiyoruz mu? Ben artık su içiyorum. Baba dur bir dakika, bir tadım. Nasıl olmuş? Nasıl olmuş? Çok harika. Çok harika. Çok mu harika? Hünkar da beğenir bunu, patlıcak da. Ve kolamız da hazırlanıyor. Ben Allah'tan su içeceğim dedim ha, olsun. Annemin hiç umurunda değil bak anne. Ben su içeceğim dedim. Tamam, kaç senin bardağın burada. 4 kişiyiz yani. Tamam anneşkom, şaka yaptım. İçerim, ne yapayım artık? Zorla içeceğiz. İçeceğim mi? Baba? Yok tam kattın ya işte anne, içiyorum. Ya baba? Ama çok sıcak. Baba bir bizi bekleseydin ya. Ama babam çok acıktı. Ben yayına başlamak için, benim şarjım çok azdı arkadaşlar. Yayına başlayayım diye de telefonumu şarja soktum. Babam diyor ki hadi acıktım yapalım artık diyor. Dedim şarjın dolması lazım, başlayamayız öyle. O yüzden beklemiyor şu an. Kusura bakmayınız. Baba kaç, 10 üzerinden kaç puan veriyorsun? Beklediğin gibi olmuş mu? Süper ya, çok güzel. Benim çok güzel, gitti. Tamam. Anne hadi ye bakalım. Beğerin diyor bakalım. Ne? Sen söyle. Dur bize kamerayı öne çevirip onda... öyle yapayım. Dur. Benimki böyle küçük. Kaç veriyorsun ablam? Baba şu an kendimi çekiyorum, merak et. 8,5. Aa güzel, bizim biraz 8, tuzu eksik. Evet, anne dur. Aa karabibermiş bu. Tuzu eksik olmasaydı yarım puan daha yüksek verirdim baba. Ketçabın tadını alıyor muyuz? Bir ona bakalım. Aa evet, o var. Yani ketçap olduğunu bilmesem anlamam. Bildiğim aynen için anlıyorum ama. Baba ben bunun üzerinden 9,5 veriyorum. Yarım puanı da tuzundan kıstım sadece. Onda da benim yüzümden az tuz yaptı. Tuz istiyorum. Babam tuzu böyle döküyordu ya, ben yeter o çok oldu çok dedim, babam bıraktı. Neyse benim hatammış işte. Sen zayıflamayı çok yanlış anlamışsın Esin. Arena ne yapayım? Herkes yiyor. Ben iki çatallık yiyorum yani. Daha ne yapabilirim? Abi ne yapayım? Kola Zero'dan bir lokma içeyim dedim. Bir haftadır kola içmiyorum ya. Bak benim diyetime laf etmeyin artık. 8 gündür kola içmiyorum. İçeyim bir gün, ne olacak ya? Haftada bir gün zaten doktor bozmak veriyor. Diyetisyen. Bu arada ha, annem diyetisyenle zayıflıyor şu an. Ben diyetisyene gitmiyorum da. Aynen, haftada bir içebilirsin dedi. Beni bozmayın. Tam içmiyorum ya. Zaten anne bana çok şekerli geldi biliyor musun? Ben baba 8 gündür kola içmiyorum ya, alışmışım kolasız olmaya. Artık şekerli geliyor tadı. RP'den sonra yersin tamam. Vallahi bir içeyim dedim. Çok mu gördünüz bana? Ablam puanın 8,5 muydu? Evet. Benim puanım 9,5. Anneme soruyoruz. Anne kamera puan, sende. 10 puan. Oha. Annem babam 10 puan. Babamın ağzına bak. Bir o tarafa gidiyor lokma. Bir sola gidiyor. Bir sağa gidiyor. Allah'ım. Baba tanışma hikayeniz ne zaman geliyor? Bana onu söyle. Allah Allah.
çeviriyor. Anne çok merak edildi o. Babam da ısrarla cevaplamadıkça üstüne gidesim geliyor babamın. Nasıl yayın? Baba peki yarın kahvaltı hazırlayalım mı beraber? Bunu da sen hazırla ya. Ya baba. Ben ne hazırlasın? Niye ya? Annem hazırlasın. Babam yoruldu çünkü. Bu arada... Ne alakası var ya? Yemeğini yesene ya. Baba yiyeceğim ya, Allah Allah. Ne yapayım? Sen yemenden ye. Ben yayın kapatmayı hiç sevmiyorum biliyor musun baba? Yayın kapatırken çok duygulanıyorum ben hep. Niye böyle bir duygulu bir insanım? Şu anda kapatasım gelmedi. Bilmiyorum ama ki. Bitti ya süre. Sen şimdi seyredenler bütün canı çeker. Baba yeni mi aklına geldi? 3 saattir Hünkar beğendi. Padişah da beğendi. Evde et vardır. Annem ne dedi? Demeyeceğim. Kurban ya. Sus ya. Kesenler dağıtıyor beni ya. Tamam gereksiz duyar kasmaya gerek yok. Baba şu an seni 1200 kişi izliyor. Aa 32 dakika 14 saniye diyor da kesildi ya yayın bir kez. Onun öncesi ne kadardı acaba? Nesin yemeğini yiyip nom 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 ağzımdaki bütün konuşacağım vermesin. Oldu. Sanpeti dün verdim artık. Daha da vermem. Kendime çekiyor. Saat kaç şu an benim? Kızım yemeğini yesene sen. Baba yiyeceğim tamam. 8. Oha saat 8. Biz kaçta başladık yayına? Hani konuşması gerekiyor ya Hüseyin. Hani onu yayın yaparken. Nasıl yiyecek? Alican. Gelsene buraya. Seni de çekeyim Aliçan. Alt, bizim bir üst katta oturuyor benim kuzenim Aliçan. Kolayı döktüm. Baba. Tabağına ilave isteyen var mı? Baba sen bitirdin ki neyi ilave edeceksin Allah aşkına? Bitmedi mi o yemek? Yesin tabağına ilave et. Yok ben istemiyorum. Ben diyetteyim arkadaş. Verin. Neden misin? Bana biraz koyabilirsin. Akşam ne yapacağız? Baba akşam ne yapacağız? Akşam denize gidelim yüzmeye. Denize mi? Ben hiçbir şey mi getirmedim ama denize girmelik. Annemkileri giy. Berin'inkileri giy. Anne çok komik. Tamam Berin'inkiler bana olmaz anladı. Sonra da diyorsun ki Nesrin'e de kat bir tabak daha diyorsun Hünkar bendik. Yemeyeceğim. Bizim boyumuz bir mi Berin? Annem bu arada bilerek yaptım. Tabii ki de olmaz verininkiler bana. Bilerek yaptım üzüleceğim mi diyor. Annem bir an şey oldu kızardı. Bir şey demedi ya. Biliyor. Ben de zaten şakasını yapıyorum. Ya Aliçan siz niye Kayseri'ye gidiyorsunuz? Baba Ali Çanlar Kayseri'ye gidecekmiş. Amcam Kayseri'de çalışıyor. Anne tamam da Ali Çan da mı gidiyor? Ona şaşırdım. Alp dayı nerede bilmiyorum ama bugün bizi zorbalayamadınız. Aa, bu arada dün biz Savet'le barıştık haberiniz olsun. Gece konuştuk anlaştık WhatsApp'tan. Onu da soran vardı. O ara iş güç vardı anlatamadım. O da okey. Ailece gidiyoruz babam zorla götürüyor demiş Ali Çan. Tamam Ali Çan görüşürüz o zaman. Berin. Ne var? Kamerayı kendine çevir. Aa çevirmemişim. Boğazıma bir granül karabiber geldi. Oh. Allah'ım rahatladım. Ay ay. Tamam işte bugün güzel miyiz baba gerçekten? Ne gün gidiyorlarmış? Bilmiyorum anne artık sorarsın Zeynep'e gibi. Baba bugün yüzecek miyiz? Bugünün planları ne biliyor musunuz arkadaşlar? Benim iki planım var. Ya Martı'ya binip sahilde tur atıp Martı sahil turundan sonra Starbucks'a falan gidip oturmak. Ya da ailecek film falan izlemek.
Ya da babam yüzmeye giderim dedi. Akşam o da olabilir yani. Kararsızım. Ondan sonra öyle. Şimdi bakalım. Babam yemeğini bitirdi. Herkes bitirdi. Size manzarayı gösterecektim. Bir türlü gösterememiştim. Şöyle bir şey var. İnternet kesilir diye hep korkuyordum. Bizim balkonda internet çekmiyor. Çeker değil mi? Zayıflar. Al kapıyı aç. Size dışarıyı göstereceğim de. İnternet bir anda zayıflıyor. Bekle dur. İnşallah kesilmez. Kesilirse geri geleceğim. Hemen F5 atın tamam mı arkadaşlar? Hadi bakalım. Adımımı atıyorum. Attım. Böyle işte bak. Burayı çok seviyorum. Biz burada hep Beğerin'le Marti'ye biniyoruz. Allah telefonu düşüyordu. Öyle işte göstermek istedim. Bir şey olmaz ya. Ne olacak? Bir de ne gösterecektim size? Sabah bunlarla gözlerimi şey yaptım. Gözlerimi böyle böyle yaptım. Şişliği geçti. Çok göstermedim ya. Bir şey olmaz. İnternet gitmedi herhalde. Hüsnü o zaman. Yakın zamanda bir daha görüşür müyüz diye soruyorlar sana. Ne diyorsun? Görüşürüz ya. Niye görüşmeyelim? Sen geldin mi görüşürüz. Ya da biz İstanbul'a geleceğiz abi. Biz Dedemgille. İptal etmediniz mi siz? Dedemgille mi? Hı, ama bayağı sonra. 3 yıl sonra falan mı? Yok. 1 ay sonra falan. Ya baba ya. Annemler gelmeyecek mi? Dedenle gidecekler. Dedenle götürecek. Ben nasıl yayın açacağım? Hiç bilmiyorlar ki onlar. Kaç gün kalacaksınız? 1 sene. Ya baba. İşimiz ne zaman biterse ya? 3 gün, 4 gün, 5 gün, 1 hafta. Ben orada çok güzel bir otel biliyorum. Bayağı hastanenin yanında. Valla dedem senin evin adresini soruyordu bana. Ben bilmiyorum diyorum bana soruyor. Ben attım dedeme. Dedeme de 50 kez konum atıyor ama hala bana soru soruyor. Hüso dede daha iyidir. Şey ya oğlum saçmama. Anne bir dakika. Anne anlat bari. Evin konumunu bahset şimdi. Hayır köprüyü geçtik. Ha o köprü mü? Ben diğer bizim evin orada köprü zannettim. hayır oğlum dedemler sen normalde Boğaziçi, gelip. Boğaziçi. Bir saniye. Temmuz şehitleri köprüsüne mi geçiyorsun? Daha önce dedemle babaannemin bende ikisi gelip bir ay kalmışlığı bile var ve 29 metrekarelik bir evde yaşıyordum o ara. F13'te oturuyordum. Ev zaten 29 metrekare. Dedemle babaannem akşam 9'da tüm ışıkları kapatıp zorla beni yatağa gönderiyorlardı uyu artık diye. Ve bir ay yaşadım öyle. Okul zamanıydı. Baba ben TEM otoyolunu kullanıyorum 15 Temmuz'u değil. Ya şey TEM Fatih geçelim? Sultan Mehmet'ten geçiyorum işe gidip gelirken. Ha oradan mı gidiyorsun? Evet. Sessiz. Yani oradan sen niye 15 Temmuz'dan geçmiyorsun? Çünkü baba benim iş yerim TEM'in yanında. Yani o yolun yanında üst yolun. Ya bu Yavuz Sultan Selim'in devamında beri tarafta değil mi zaten Sultan? Baba Yavuz Sultan Selim bilmiyorum. Üçüncü köprü mü? Bana 1-2-3 de. İkinci köprüden gittikten sonra dümdüz aynı yolda devam ediyorum ya. İş yerim de orada. O yüzden oradan gidiyorum. Birinci köprüden gitsem böyle yukarı çıkmam gerekecek. Uğraşamam onunla. Yemeği yediler arkadaşlar. Bir tek ben yemedim. Burada kaldı. Vallahi yapması 1 saat, yemesi 30 saniye falan sürdü. Annem şimdi burayı temizliyor. Bunlar da böyle bitti. Baba çok az yapmışsın var ya. Daha yenirdi bu bence. Bence de. Benim karnım yarım aç kaldı. Oha ne aç mı kaldın? Ama daha iyi. Sofradan tok kalkmamak lazımmış. Lahmacun söyleyelim anne sana bir. Hayır. Yarın da normalde yarın değil de Perşembe günü de Beğerin'le mobil yayın açmak istiyordum. Antalya'ya turluyoruz diye beraber. Konyaaltı falan olur. Birkaç kafeye falan gideriz diye düşündüm. Mobil olarak düşündüm bunu. İnternet paketimi kontrol edeceğim tabii. Haberim yok kaç GB'm olduğuna. Ondan sonucum öyle. Yarın bir şey yapar mıyız bilmiyorum. Babacığım ellerine sağlık bu arada. Çok güzel afiyet olmuş. Afiyet olsun. Eline sağlık Hüseyin. Kesene bereket. Eline sağlık. Afiyet olsun. Aa küvetteyim sağ ol. Baba ninki öyle. Babam öyle bir baktı ki. Küvetteyim deyince.
Bu arada bu yayın abone olan, işte donate atan falan varsa sadece 1-2 kişi okuyabildim. Hiç kimseyi okuyamadım. Chat'i bile doğru düzgün okuyamadım. Bir kez okuyacağım diye yayını kapattım ya, korktum çünkü. Kusura bakmayın. Öyle. Baba ne yapıyor? İşte yarın bir şey olur mu olmaz mı bilmiyorum, yayın olur mu olmaz mı. Sen geliyorsunuz mu Deniz'e? Tam gideriz baba da şu an daha ya kalabalık da, Deniz. Bilmiyorum, Beren'le bir program yapacağınızı nasıl bilmiyorum. Baba yapacaksak hep beraber program yaparız. Müdür, bu konuda senin fikrin ne? Müdüre baksana bir. Ya baba senin müdürle videoda konuşman çok fazla vardı. Ben video 1,5 saat sürüyor diye kestim onları. Keşke kesmeseydim ya. Hadi oğlum. Müdür sana, Beren'e de kızık, sana da kızık. Niye kızık? Neden kızık? İlgilenmiyoruz kediyle. Küstü size. Trip yapıyor. Kalkan basık gibi oldu bu da. Trip yapıyor kedi ya. Baba ben yoktum zaten, yeni geldim. Nasıl ilgileniyor? Bilmiyorum, ben de bilmiyorum. İçesim yok. Ben içesim yok. Ben kahvemi içeceğim. Aa benim kahvemi döktün mü anne? Hayır, ben kahve dökmedim. Nerede? Aa benim kahvem burada, dur. Biraz böyle kendi çekin. Bir kahve içiyorum, bir yemek yiyorum, bir kola içiyorum. Ay Füso seni soruyor. Ne? Öyle işte. O zaman görüşürüz. Baba söz veriyor musun? Bir tane daha yemek yayını yapar mı istence? Yaparız. Ne yemeği olsun bu sefer? Tamdır. Ama onu biliyorsun ki. Sen seç ya. Ben mi seçeyim? O zaman ne olsun? Ali Çan diyetteyim, evet. 4 kilo 100 gram verdim. Birazcık önce gıdım gitti. Lahmacun diyorlar. Lahmacun yapabilir miyiz? Burada zor olur o ya. Yapıları da fırın var ya zaten. Fırında lahmacun. Hamur yapmak lazım işte. Hamuru ben annemle yaparım. Nasıl yaptın hamuru? Açamazsınız burada, zor olur. Açamaz mıyız hamuru? Lahmacun bir şey yok ki. Yaparız yani, fırın var. Ama lahmacunu para verip almak daha mantıklı değil mi? Değil. Kendi yaptım daha güzel olur. Lahmacunun içini hazırlatalım, fırına verelim. Yok, yok. Anne o zaman yayında sonucu göremeyiz. Ne anlamı var? Olmaz öyle. Evet çok uzun sürer fırında ya. Lahmacun değil. Börek mi yapsak baba? Ben geçen bir börek yapmıştım Çağrı'lara götürmelik. Ispanaklı kaşarlı yaptım. Ispanaklı peynirli yaptım demiştim. Hani ıspanak hani küçülüyor ya sonradan. Evet. Ben ıspanağı böyle attım büyük büyük duruyor zannettim. Meğersem pişince küçülmüş, hiç ıspanağı bile yoktu. Börek mi yapsak? Olabilir. Annenle yaparsınız onu. Aa. Sen ne yapabiliyorsun? Ben hepsini yaparım ya. Başka hangi yemeği yapabiliyorsun? Temsili bir ıspanak koymuştum. Abi ne bileyim ama ben ya. Ne? Bu şapkamı da sürekli takıyorum. İnşallah komik durmuyorum duruyor ama bana güzel gibi geliyor. Baba sence komik mi duruyorum? Yo, ben güzel. İyi. Panda gibisin aynen. Ne gibi? Panda. Ay bu çok komik, panda. Ya da dalmaçyalı diyelim. Dalmaçyalı. Baba ben bunu taktım ya, inek diyorlar bana. Kurban Bayramı özel mi taktın diyorlar. Ben de diyorum benim alakam yok. Allah'ım niye? Niye inek kostümü şey takayım? Dalmaçya bu aynen. Dalmaçya niye benziyor? İşte öyle. Tamam hadi yemek seçelim bir tane ya. Niye mi? Bak, şey, niye yapmasını seviyor? Başka? Babam bir tek Hünkar Beğendi seviyor galiba yapmayı. Ben Hünkar Beğendi, Ali Nazik, İzmir Köfte, kuzu tandır. Bak babam sürekli tandır diyor, farkında mısın? Bir tandır mı yapsak? Ama ben baba kuzu çok tandır... Çok uzun sürüyor. Geçen yaptığımda 4-5 saat sürdü. Ve 4-5 saatin verimini alamadım yani, söyleyeyim. Hmm. Tat olarak. Beğenmedin mi? Babam üzdüm bak şimdi. Baba üzülme baba, niye üzülüyorsun? Ne üzüleceğim ben ya, sen ağzın tadı kaçmıştır senin. Yoksa o güzeldir değil mi? Güzel olur tabi, lime lime et. Tamam karar veririz. Babam perşembe günü mü gideceğim baba sen? Yapamayız perşembe günü, işlerim var benim. Babam perşembe işi var, bir tek yarın mı işin yok? Hmm. Aa,
üst üste de yapar mıyız? Tamam arkadaşlar. Hayır hayır üst üste yapamayız ya. Ya baba niye öyle o zaman söz veriyorsun? Sen geldiğini yapacak baba. Baba o zaman niye söz veriyorsun o kadar çok? Ben hiç söz vermedim. Ben zaten cuma dönüyorum. Perşembe senin canım, işin ben var. Ne dedim sana? Daha sonra dedim. Tamam darlamıyorum ya. Tamam zorlamadım. Biz Behrin'in olmadığı dolaşma yayını açarız zaten. Neyse baba yapacak bir şey yok. Arkadaşlar ben bugünkü yayına da Instagram'dan haber verdim. Bir daha yapacak olsak anlık oluyor bizde her şey. Anlık hemen story atarım size haberiniz olsun. Bu, oradan istersen takip et. Gözünden bir amara diyorum sen. Benim gözüm bozuk. Ameliyat ol. Babam da tutturdu bana lazer yaptıralım sana diye. Babam kendi istiyor ilk bende denemek istiyor kesin. Sürekli her geldiğinde senin gözüne hadi lazer yapalım diye tutturuyor. Baba ben gözle ilgili ameliyatlardan korkuyorum. Sen uzağa görmen bir de astigmatın var değil mi? Ben uzağa görürüm. Astigmatım var sadece benim. Bundan kaç derece? Kaç? 6 yıl önce 0.75'ti şimdi 1.25 falandır. Çizilir yani şu an sıkıntı yok düşük. Çizmiyorlar ki kızım ya öyle bir hareket yok. Nasıl bir hareket var? Gözünü şeye yatırıyorlar. Gözümü neye yatırıyorlar? Önce testere var, onları yapıyorlar. Uygun mu, değil mi? Bakıyorlar. Testere zannettim ya. Ya gözle ilgili şeyim var mı? Bir rahatsızlığım, başka hastalık, başka sorunum var mı? Onları kontrol ediyorlar. Ondan sonra... Allah! Derecene göre hareket ediyorlar. Ay baba hiç tepki bile vermiyor. Telefon uçtu uçtu, kırıldı galiba lan. Nazar çıktı. Annemle, babam bak sıfır tepki. Uydurgayla şey alıyorsun. Baba ver o zaman. Bin, aldığın kullandığın telefon 2000... kaç para, ayağı kaç para? Adam gibi bir şey alsana. 35 liraya aldım baba ben bunu. İşte onu diyorum yani, bu ne lan? Tripod. Bir getirip götürüyor. Bir İstanbul'a götürüyor, bir Antalya'ya götürüyor aynı. Hayır, şey, şuna bak ya. Baba ver para, 2000 liralık cimbal alayım. O ne? İşte çok kaliteli tripod, evet. Bu ne ya? Hakikaten... neyse şurada tutacağı yeri falan sıkıntılı bunun. Bu böyle olur mu? Baba zaten... Sen yani telefon kaç para, bu kaç para. Ben doğru anlamıyorum. Baba haklısın. Baba yarın gidip alsak mı bana? 2-2,5 galiba. Öyleydi değil mi en son fiyatlar? Arttı mı? Bak şimdi... Şöyle dizmiş şu an olacak. Arttı mı cimbalların fiyatı? Çete yazın bekliyorum. Babam haber vereceğim. Ne haberi ya? 4 falan diyelim artan parayı alırız. 1500, 4000. Baba 1500'e 4000. Berin chatle beraber biz random bir şey almıyoruz ya abla. Bana da kulaklık alsanıza diye geldi. 1500'de 4000 arasıymış baba. Geri takıyorum tripoda dur. Kızım o arkasında sıkıntı var. Orası tutmuyor işte. Ya baba ne yapayım ama takmam lazım. Başka nasıl tutacağım? İşte ucu tutmadı gene onun. Bak gene çıkacak o. Tam bak şurası geçmedi. Ya baba yapacak bir şey yok artık. Beri sen ne istiyorsun ablam babamdan? Kulaklık. Kulaklığım yok. Azra'nın kulaklığını aldım giderken. Baba Beri'nin de kulaklık istiyor. Tamam onun bir tanesini tekini alalım. Neye? Kulaklık var ya. Babam böyle? O AirPods'un tekini mi vermek istiyor? Evet. Babamın kendi AirPods'ları var. Bugün ne yapıyor arkadaşlar biliyor musunuz? Ben uyandım. Zaten salonda uyumuştum. Bir uyandım. Babam televizyonun başında bir yandan da AirPods'un teki kulağında böyle takılıyor. Tamam mı? Cool cool. Şimdi de Behrin'e diğer tekini mi vermeyi teklif ettin sen? Ne mantıklı. Anne oluyor mu öyle ya? Olmaz mı? Oğlum saçmalamayın ya. Olmuyor, olmuyor. Tek kulaklıkla ne yapacağız? Can ben sana hediye ederim babama. Ne hediye ederim? Kendi kulaklığımı. Bir tane var zaten. Kendine yenisini alacaksın değil mi? Kendisine yenisini hayır, alacaksın. Hayır babam tekini kaybetti abla. Ya zaten babam bir tane mi evet, var? Evet, o yüzden bir tane kulaklık. Baba sen niye peki bu kadar Apple'a düşkün bir insansın? Apple Watch'tan konuşuyorsun. Alo Behrin efendim diyor. Hemen saatini açıyor. Gitti kendine iPhone bilmem ne aldı. Teknolojinin faydalarından kullanmaya çalışıyor. Ondan sonra AirPods'u var adamın. Bir de babamın neyi var biliyor musunuz? Hani böyle dokunmatik şarj cihazları falan var. Babamınki o şarjlardan. Dokunmatik ne lan? Baba hani... Makeshift. Ne? Makeshift mi? Hmm. Bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum normalini. Normal işte makeshift. Bir şeyle yapıştırmanı koyuyorsun. Üstün
Şer soruyor. Makeshift. Aa vallahi. Ha make safe. Anne make safe'miş. Baba sen ne diyorsun? Söyle bir daha. Makeshift diyor. Makeshift. Make safe. Kafa yiyeceğim. Çok iyi ya. Baba Allah'ım ya. Ay ay. Tamam şef. Aa baba MasterChef izlesek ya. Babamla bizim en sevdiğim şey bir ara. Şimdiye kadar her sezonu izledik biz. MasterChef izliyorduk hatırlıyor musun? Baba akşama oturuyorduk. Ama ben buralar MasterChef izlemem çünkü izleyince karnım acıkıyor. Mehmet Şef trip yapıyor. Psikopat gibi. Tamam şey ya. Trip atıyor. Psikopat. Ya baba Mehmet Şef'e niye öyle diyorsun? Biraz asabi psikopat değil de. Gözdağı veriyor. Daha yarışmacıları başında korkutuyor adam da. Yani niye öyle yapıyor anlamadım yani. Demek ki aşçılarda tamam tamam çağır ben şey yapacağım. Baba sen şey gördün mü? Hani geçen senenin şampiyonu Serhat vardı ya. He biliyorum. Ben onunla beraber patates kızarttım. Allah Allah. Çağrı sayesinde oldu. O molaya gitmişti. Beni gönderdi yerine. Sonra ben patates yaptım. Bana dedi ki kimi tutuyordun dedi. Ben ki ben Barbaros'u tutuyordum dedim. Barbaros hatırlıyorsun değil mi? Hmm. O da böyle saçı uzun hafif kilolu biriydi. Biliyoruz Barbaros'u. Sonra işte öyle falan filan. Ama yemek Mehmet Şef'i ben seviyorum. O huyu karakteriyle. Adam şey yani çok böyle despot. Yani... R mi yaptın o? Babam da ne döndüğün için. Görüyor musun baba ne dedik? Yani? Hüsam, Hüsam. Baba en sevdiğin. Ya sallama diyor da ne yapayım tripoddan çıktı. Tam bir daha deneyeceğim sallamamak için. Bekleyin arkadaşlar. Tripodum gerçekten dandırık. Yarın gidip alacağım. Baba peki en sevdiğin şef kim? Mehmet Şef. Danilo Şef seviyorum. Baba bir şey söyleyeceğim. Bir ünlüyle tanışmak istesen o ünlü mesela kim olurdu? Ben tahmin ediyorum. Ben de. A ile başlıyor. Değil mi? Acun'u mu diyorsun? Evet. Babam Acun'u çok seviyor. Acun'la yakında görüşeceğiz. Ama çok şey ya adam iyi ya. Ama gençliğimiz benziyordu bir de şimdi benzemiyoruz artık. Annem üzüldü. Gençken yine benziyorlar artık. Baba ya şu sana aldığım şapkayı bir taksana sen de şapkayı. Ya niye takacağım onu ya? Baba saçma ama hani çok beğenmiştin her ya, babam. Ya bırak dışarıda takılır o ya. Babam her gün şapka takıyordu bir ara. Ya niye takacağım onu ne yani? Bakın ben bunu babama babalar günde aldım. Baba doğum günde ne istiyor? Bir kere gösterdin nesin sen de. Ne yapayım? Hani benim anneler günü hediyem. Anne o zaman burada değildim ki ne yapayım? Nesin de Behrin bana şey yaptı anneler gününde. Ne yaptık? Dedi ki, Behrin dedi aldık ya anneme anneler günü hediyesi dedi. Salak buradaydın evet. Behrin dur. Buradaydın. Behrin abla dedi sana. Anne anlamadım olayı. Biz almış mıyız da almamış mıyız? Hayır almadık. Sen ama kaldırdın ya aldık diye anneme. Ben niye öyle bir şey yapayım anne sana? Yaptın. Anne ama bir şey söyleyeceğim. Ben bir önceki sene anneler günü hediye sana çok yüklü miktarda aldığım için bir sene sonra şey oldum. Taksidini ödüyordum ben hala. 3 sene böyle anne. Tamam. Annesine de RP yapmış ya. Allah Allah ya. Neyse öyle işte. Acun öyledir. Baba ben Survivor'a katılsam ister misin katılmamı? İsterim ben seni katılmamı. Beni? Beren'i isterim bak Beren yani. Beren korkma. Karaman hoş geldin. Abi güzel kutlu olsun. Aleyküm selam. Orada böcekler her şey var annem. Sen onların yanında yapamazsın. Çıldırırsın. Anne çıldırırsam elenirim. Bir şey olmaz. Baba istiyor musun istemiyor musun? Neyi? Survivor'a katılıyorum desem kabul eder misin? Ya seni eder. Kabul etmezler ki nesin ya? Sen bu kadar kişinin içine nasıl çıkacaksın? Twitch yayıncılarını Survivor'a çağırsalar yeni dönemde. Vay keşke öyle bir şey olsa. Bu arada hemen gidelim. Çağırdılar yine Survivor'a. Ayarlayacağım nesi babanın ayı. Tamam. Babam verir onay ya. Ya baba onay tamam işte gerçekten. Olmayacak bir şeye amin diyoruz yani.
Bak. İnsanın gururun nasıl şey gurur değil, umudunu eskiden kırıyor. Enes'le biz Survivor oynuyorduk. Ay bu arada benim atışlarım çok iyidir. Kimse inanmıyor ama ben kendi... Bak yine telefon uçtu ya. Bu tripod bozuldu. Yalan söylerken çarpıldım. Hayır. Ben ne yapıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Benim küçük böyle yapay saksılarım var. Ben onları mesela koyuyorum uzağa. Sonra tuvalet kağıdı rulolarıyla atış çalışıyorum ve yapabiliyorum atış. Çok iyi yapıyorum. 5'te 5 falan yapıyorum. Kimse inanmıyor. Yaparım birazdan. Sen neyse onu bunu geç. Sen gelinceye kadar atışa öbürküsü bitirmiş olacak sadece. Bir anlamı kalmıyor ki. Neyse. Anne dur. Annem geçecekmiş de bir saniye arkadaşlar. Geçtin mi? Neyse beğerini sokarız olmadı. Yakın hadi. Ne yapalım ben gideceğim. Şampiyon olacağım. Sen de MasterChef'e gidersin. Baba cidden MasterChef'e katılmayı düşünüyor musun? Ya ben yemekçi miyim ben? Yemek usta mıyım ben? Hatırlıyor musun? İddialı babam biz en önceki evdeyken ben Survivor'a katılacağım diye. Sonra kolum kırıldı artık katılamayacağım. Evet babam öyle bir şey. Babamın yıllar önce ben 9. sınıf falandım. Yani bundan 10 yıl önce mi oluyor baba? Senin kolun ne zaman kırıldı? 8 sene önce. 8 sene önce babamın şeyi kırıldı, kolu kırıldı ama böyle ters bir yerden kırıldı, tamam mı? Omzu işte doğru. Dirsek de omzun arasında. Neyse işte kırıldı. Ondan sonra işte ameliyat falan olması gerekti. Cahçur bir dünya olaylar oldu falan filan. Ne demişti benim o zaman babam? Survivor'a katılacağım diyordu. O dedikten bir hafta sonra kolu kırıldı, artık kırıldı. Ha, baba hatırlıyor musun üzüldüğünü Survivor'a katılamam artık diye? Aynen öyle. Aynen öyle diyor ya. Babam bir de nasıl kırıldı onu da anlatayım mı ben size? Ya şu tripod niye bozuldu 2 saniyede ya? Kafayı yersin. Neyse sen benim yanımda mıydın? Hayır babama ben olayları hatırlıyorum. Bekle baba yanına geçeyim beraber anlatalım. Anlatalım. Ben anlatıyorum olayları, sen de ekleyeceksin. Birbirimize ek yapacağız. Ha şimdi. Bir gün ne oldu biliyor musunuz? Babam kolunun kırılması nedeniyle suçlu olarak beni tuttu. Hatırlıyor musun? Şimdi biz yılbaşına girecektik. Ben de böyle özenmiştim. Bizim küçük bir yılbaşı ağacı vardı evde. Ben de dedim ki hadi hep beraber birbirimize hediye alalım. Ağacın altında o hediyeleri koyalım dedim. Ben babamın New Balance markasından bir spor ayakkabı almıştım. Ağacın altına da koymuştum yılbaşı ağacının altına. Daha 30 Aralık günü yılbaşı bile gelmeden babam sabah uyanmış. Aa demiş ayakkabılarımı giyeyim demiş. Hediyeyi açmış hatırlıyor değil mi baba? Evet. Ayakkabıları giymiş New Balance'ları. Ondan sonra da bize kahvaltı hazırlamaya başlamış. İşte ocağa yumurta falan koymuş haşlamaya. Demiş kahvaltıyı hazırladım bir de simit alayım. Bizim de aşağıda fırın var o zamanlar. Dur bakayım chat bir şey diyor mu? Aa Hasan Koca Türk 200 bit atmış. Teşekkür ederim. Hüso bir chat'i görüyorsan ve sıkıldıysan burnunu kaşı demiş. Ne demek oluyor? Baba sıkıldıysan burnunu kaşı diyor işte. Yo sıkılmadım. Hikayeye devam ediyorum Hasan. Hikayeye devam ediyorum. Neyse baba sen de o an yaşadıklarını anlat. Babam hafıza kaybı falan geçirdi. Babam simit almaya gitti. Evden çıkıyor yani. Simit poğaç almaya bize. Devamı sende Hüsnü anlat. Değil yani. Kolunu baba. Ya simitçi orayı paspas çekmiş işte. Yağlı şeyle. Tamam ben de hızlı hareket edince orada bir boşluk vardı. Ayaklarım bir yerden bir anda kesildi. Kesilince kolumu... Kafamı vurmayayım diye kolumu dayadım. Dayayınca kolum kırıldı işte. Ben de kolum öyle kırdı. Evet öyle refleks olarak şey kafasının ya. Altına kolunu koyuyormuş. Öyleymiş. Ben olayı anlatayım. Bizim fırının önünde böyle fayanslar vardı. O fayansa daha önce susam dökülmüş. Susamı kaldırıp böyle hızlı bir paspas çekmişler ama susam yağ hala orada kalmış. Islaklıkla birleşince de daha da kaygan olmuş. Babam da ayakkabıları yeni ya. Suçu benden biliyor bu arada. Girer girmez böyle kaymış. Kayarken de kafasını çarpmamak için. Hayır girer girmez değil. Şeyi aldım, simiti aldım oradan. Ha çıkarken. İşte kafasını... Orada bir boşluk vardı. Ona basınca, hızlı da hareket edince ayaklarım şey oldu. Aynen. Yani. Kolunu başının altına koymuş, tamam mı? Anlattı ya baban. O da aynı sanatı. Ya Allah Allah. Tamam. Neyse. Ondan sonracığıma babam hafıza kaybı yaşamış anlık. Babam hatırlıyor mu? Ve hafıza kaybı yaşadığında her şeyi unutmuş. Bir tek Özgür amcamın telefon numarasını hatırlamış. Fırıncı demiş ki bir tanıdığınız var mı arayalım demiş. Ambulans çağırmışlar. Ambulans zaten gelecek de tanıdığa haber verecekler diye.
Babam hafıza kaybı yaşamış lafta. Hepimizin telefon numarasını unutmuş. Bir tek amcamın yani biricik kardeşin telefon numarasını hatırlamış. Ali Çağ'ın babası. Ha, Ali Çağ'ın babası yani. Hani chatte var ya benim kuzenim dediğim Ali Çağ'ın. Neyse işte Özgür amcam da bize haber verir insan ya. Hayır geldi. Hemen haber vermedi. Bayağı sonra haber verdi. Oğlum da hemen yanına gider tabii. Aynen öyle oldu. Sizi aramamak için bahane. Hüseyin abim gülerken bile mutsuz. Hafıza kaybı yaşadıysa nasıl hatırlasın? Abi unuttum diyor. Her şeyi unuttum diyor. Bir tek onu hatırlı. Ne bileyim ben. Anlık o anda şey oluyor. Anlık. Hayır neden hatırlıyor biliyor musun? Bizim şirket hattı olduğu için kod gibi numaralarımız. Atıyorum Behrin aradığında bende Behrin yazmıyor işte. 2930 yazıyor. Sallıyorum. 2003 kod. Yazıyor. Ha, 2003 yazıyor. 2005 yazıyor 2004. Falan. Özgür amcamınkini hatırlamış yani. Neyse o konu önemli değil. Sonra babamı hastaneye kaldırdılar falan filan. Ben de hastaneye gittim. Ben odaya bir girdim. Babam diyor ki bana kızıyor. Senin yüzünden falan diyor. Baba hatırlıyor musun beni suçladığını? Evet. Baba niye beni suçladın? Ben ne yapayım? O Nibalans niye aldın ki? Baba Nibalans ayakkabının ne suçu var? Sonra bir de Nibalans'a gidip şikayet etti. Babam bir de Nibalans'ın mağazasına gidip kavga etti. Ya, ayakkabıları çöpe attı baba. Ayakkabının altı çok kaygandı ya. Ayakkabının altında böyle tırtırlık olmuş olsaydı o olmazdı o kadar. Kahve içiyor musun? Neyse işte kahve içeriz. Kahve. Babam hastaneye bir girdim bana bir kızmaya başladı. Ben zaten ağlıyorum babamın kolu şey olmuş falan filan deyip babam bir de bana kızdı. Senin suçun niye New Balance alıyorsun falan filan bilmem ne diye. Ondan sonra abi sponsorluk değil ne yapayım yani şimdi ayakkabı. Bence hiçbir sıkıntı yok. Ben hep o aralar New Balance alıyordum. New Balance'ın amblemi ne ya benim adım diye ben hep onu alıyordum. Neyse işte babam gitti mağazayla falan kavga etti. Hikaye doğruymuş babama sordum şimdi. Ali Çağ'ın da var ya yalan olsa yalan yazacak ama. Tabii doğru oğlum. Bizde yalan yok. Sen neyle oynuyorsun? Ay bu var ya bu arada çok şey yarıyor baba biliyor musun? Hı-hı. Bak mesela bu buzluktaydı. Buzluktan çıkardım böyle gözlerimin altına. Dur. Ya hadi. Baba bunu sen kendin yap. Böyle böyle yaptım. Böyle böyle yaptım. O kadar rahatlattı ki beni. Bir anda uykum açıldı. Enerji geldi yüzüme. Soğuk ya o yüzden. Böyle işte iyi oluyor bunlar. Ben bunu aldım diye yayında bir ara dalga geçmişlerdi benimle. Taşa para mı verdin diye. Kaç liraya almıştım? 80 liraya mı? Neyse öyle işte ya. Bizde yalan yok. RP yok. RP var. Ha baba Allah oyna canım. Hüsnü amcam ilgiden bunaldı biraz. Kardeşinle konuş. Evet babam niye bu kadar mutsuzlaştı? Tipine. Anıları depreşti bence. Babam kolunun kırıldığına üzüldü bir anda. Al oyna diyor. Babam da cidden alıp hastanede oynuyor. Hastanede 3 kişi tutuyor beni. Tamam mı? Böyle alçıya alacaklar. Biri bir tarafa sürüyor, biri bir tarafa sürüyor. Ne yapıyor? Neden? Sen... Bir kemik bir araya getirmek için. Aaa! Bir araya getirememişler. Doğru. İlk kemiği birleştirmeye çalıştılar. Amcam bayıldı. Ben hatırlıyorum amcam bayıldığını. Tüpüm cidden kayık. Müdüre verin onu. Öyle işte. O zaman yavaştan gidelim. Baba. Efendim. Bu numaralı mı? Numaralı. Baba. Baba bırak artık oynama. Şeyi kapatsana ya. Baba hadi bay bay de. İyi akşamlar. Bay bay. İyi bayramlar. Herkes kendine iyi baksın. Bir daha iyi dileklerde bulun bir de. Söyledim ya kızım işte. Mesaj yolla çocuklara, gençlere. Ya anne ya bir git ya. Şimdi ona girersek var ya. Yok yollamasın ben gider. İstemiyorum. Konu uzar aynen. Öyle uzar doğru söylüyorsun. Tamam. O zaman hepinize görüşürüz. Instagram'dan haberleşiriz. Yarın açık olsam everyone atarım. Açmayı da bilirim valla bana belli olmaz. Beni sen de buraya gel bari de öyle gidelim. Benim de postlar böyle benim onu çekmemi bekliyor. Ya abla ya. Beren lafı atıp durma be. Ne? Niye böyle yapıyorsun? Tamam o zaman. Ay kalp yolladığınız için teşekkür ederim. Bugün işte okuyamadım abonelikler varsa kusura bakmayın. Bir arada mobil yayınlarda oluyor öyle şeyler. Olsun.
Bir daha haberleşiriz tekrardan. Hadi Ozan kapatıyor. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Bak ben babama daha çok benziyorum. Benim de anneme herhalde değil mi? Bir bakalım. Bu arada biz babamla ikimiz aslan burcuyuz. Annemle benim de akrep. Bizde ikili ikili gruplaşma var. Evet, ben küçükken öyle sanıyordum. Gruplar ama babam en kafa dengi benim olduğumu söyledi ya zaten. Evet, biz de benimle kafa dengiyiz. Annem. Ya bak bak yalan da nasıl da annem diyor. Hadi o zaman görüşürüz, kapadım. Annem. Annem 5 dakika kapanmaz bu yayın. Yüzmeye hadi yüzmeye. Yüzmeye mi? Ya kapatırken neden yeni muhabbet açıyorsun? Ya ne bileyim ben hep öyleyim biliyor musunuz? Ben normal bilgisayarın başındaki yayınlarda da böyle yapıyorum. Bu arada arkadaşlar dur bay bay demeden. Bizden biri yayında mı şu anda, Mertlerden biri? Ona host atayım, benim haberim yok. Kapatacağım da bizden biri yayında mı? Mert, Trial, Yağmur. Yok mu? O zaman direkt kapatıyor. Uğraşamayacağım. Şimdi bakamayacağım kim yayında diye. Tamam o zaman. Hepinizi bol bol öptüm. Akın mı var? Akın varmış. Dur Akın'a host atayım. Oo, annem Türk kahvesi yapmış. Annem sağ ol. Ha Akın da yok. Tamam. O zaman hepinizi bol bol öptüm. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Yalan söylüyorlar yok. Bizi katlandığınız için teşekkür ederiz. Çağrı, Yağmur teşekkür ederim beni bilgilendirdiğiniz için. Hadi o zaman görüşürüz. Sizi çok öptüm. Bay bay. Evet. Haberleşiriz. Baba bay bay de son. Babam daldı. Dalgalandım da durdum. Baba niye böyle bakıyorsun? Ne oldu ya? Bir şey olmadı. Aklıma bir şey geldi, oraya takıldı ya. Tamam. Hadi kapadım. Bitiş. Hey sen, videonun burasına kadar gelmişsin. Bravo. Hey sen, videonun bu kısmına kadar geldiysen like at, yorum yaz ve videoyu beğen. Yaranıyorlarım.